Evet, yine Evet. biz geldik. Selamlar. Artık böyle olacak Lord Konseylerimiz. Biraz kafalar küçüldü. Arkada konuyla ilgili bir slide gösterisi dönüyor. İlerleyen zamanlarda görsel, daha böyle videosal içerikler sunmaya çalışacağız arka planda. Şu an Dreadlord'larla alakalı Blizzard'ına ait hani resmi bir sunum olmadığı için bu şekilde bir görsel hazırladık sizlere. Umarım bu şekil hoşunuza gider diyelim. Başlayalım. Bu hafta Dreadlord'larla ilgili bir lore sohbeti gerçekleştireceğiz. Sebebi çünkü ilerleyen günlerde gelecek olan Shadowlands expansion'ında, yani genişleme paketinde çokça karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Çokça uğraşacağımızı düşünüyoruz. Bir hem sizlere hani geri plandaki hikayelerini hatırlatalım istedik. Zaten bu haftayı buna ayıracağız. Dreadlord'lar kim, ne gibi soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Bir sonraki hafta bir devamı olacak. Bu sefer de nasıl bir konsept bekliyoruz ilerleyen günlerde Dreadlord'larla alakalı, onları konuşacağız. Ufak ufak başlayalım. Size hani Görkem bir sunum şekli ayarlamıştı bize. Onun üzerinden giderek sunumu size, yani ne diyeyim, yayınımızı yapacağız. Dreadlord'lar nedir? Sargeras'ın Dreadlord'larla tanışması, Kadimler Savaşı'ndaki rolleri, Scourge, yani Nusubet'in işgalindeki rolleri ve yani Lich King'in kullandığı Frostmourne ve Helm of Domination'daki yani yaratıcı rollerindeki veya da işte oradaki partları, yani şeyleri ne? Bunları konuşacağız. Ansiklopedik bilgi için biz genelde Görkem'e danışıyoruz. O yüzden tekrar bir Görkem'e danışma şeyini yapalım. Abi Dreadlord'lar nedir diye senden başlayalım. Murat'ın da yorumlar. Hemen başlayayım. Şimdi Dreadlord'lar Burning Legion içinde gördüğümüz böyle şeytani, boynuzlu, yarasa kanatlı, gayet korkunç görünümlü yaratıklar. Bunlar Tasvirleri de aslında arkada var. evet, aynen gördüğünüz üzere. Bunlar aslında Nathrezim denen ve böyle aynı Eredar gibi öncesinde çok daha böyle aydınlanmaya ulaşmış ve büyü güçlerini çözmüş bir ırk. Ama sonradan işte kendi başlarına bunlar aslında Twisting Nether'da yaratıldığı için zaten gayet potansiyelleri olduğundan kendi başlarına bunlar şeytani işlere başlıyorlar. Böyle entrikacı ve diğer karşılaştıkları ırkları işte kendi entrikalarıyla böyle şekil değiştirerek aralarına girerek yavaş yavaş ele geçiriyorlar. Kendi istediklerini yaptırmak için bunları manipüle ediyorlar ve bu konuda aşırı uzmanlar. İstihbarat konusunda her türlü hileyi, hurdayı kullanmak konusunda aşırı uzman ve aşırı deneyimliler. Bunlar zaten kendi başına bu işleri yapan bir ırk. En çok güçlü oldukları konu da Shadow konusunda, yani Shadow Magic konusunda çok güçlüler. Nasıl Eredarlar Soul Magic konusunda güçlü. Bunlar işte ruhları kullanma konusunda güçlü. Bunlar da işte Shadow büyülerini ve Shadow kaynaklı böyle güçleri domine etmekte böyle ırksal bir yetenekleri var. Bunlar ilk başta kendileri bu işleri yaparken sonradan bir şekilde Sargeras işte ilk o meşhur hani o görseli hatta bulabilirsem bir Void tarafından ele geçirilmiş bir gezegenle karşılaşıyor ve burada işte Natrezimlerin bir kısmı oraya bir şekilde yerleşmiş ve burada işte Shadow gücü çok yoğun olduğu için Void ile beraber işte yaşamayı öğrenmişler. Old God'lardan güç çekiyorlar. Onların işlerini yapıyorlar duruma göre. Ortak bir yaşam sürüyorlar o gezegenin üstünde ve gezegeni ele geçirmeye hem yardım ediyorlar. Bir danışıklı dövüş durumunda Sargeras bu gezegeni buluyor ve gezegende işte bu durumu görünce anlamak için gezegenin tabi yöneticisi olarak gözüken Dreadlord'ları tek tek sorguya çekiyor. O sayede ilk kez Sargeras Void ile ilgili bilgi almış oluyor. Old God'lar nedir? Void nedir? İşte neden bunlar böyle gezegenleri ele geçirmeye çalışıyor? Ve ilk kez Sargeras'ın bu olaydan bu şekilde haberi oluyor. Ve bununla karşı işte çok şiddetli bir şekilde tepki veriyor ve oradaki bütün işte Natrezimleri öldürüyor. Ondan sonra da gezegenin kurtarılamayacağını inandığı için gezegeni içindeki ruhla beraber ortadan ikiye bölüp yok ediyor. Bunun Chronicle'da bir görseli var.
Ve ondan sonra zaten Sargeras işte kendi Titanlarla savaşını yapıyor ve Burning Legion'ı kuruyor. Burning Legion'ı kurduktan sonra ilk önce Eredar'ları tabii kendi saflarına katıyor. Çünkü işte zaten onlar böyle büyü konusunda çok gelişmiş bir ırk olduğu için ilk başta onları kendi saflarına katıyor. Ve onları güçlendirdikten sonra da Kil'jaeden bu karşılaştığı ırkları işte tek tek ele geçirmeye başladığında ilk başta Nathrezm'leri ele geçiriyor. Ve Kil'jaeden Nathrezm ırkını esir ediyor ve işte kendi komutasını alıyor. Ama aynı şekilde nasıl Void'le beraber işte Shadow Magic için onlarla ortak çalışıyorduysa bunlar da gayet işine geliyor. Zaten biz bunu yapıyorduk, sizin için yapalım diye yarı gönüllü giriyorlar bu işte Burning Legion saflarına ve kendi yeteneklerinden dolayı ve işte önceden olan bu deneyimlerinden, ırksal güçlerinden dolayı da aynen komuta kademelerine ve böyle istihbarat kısımlarına hemen yerleşiyorlar ve bununla ilgili işte Burning Legion için çalışmaya başlıyorlar. Gezegenleri ele geçirmek için böyle şeyler yapıyorlar. Bizimle karşılaşmaları da zaten bu şekilde oluyor. İlk savaşta işte Azshara'nın işte Sargeras'ı Azeroth'a getirmeye çalıştığı savaşta işte Kadimler Savaşı, War of the Ancients. Orada işte Burning Legion saldırdığında başlarında gene ordunun işte en büyük kademelerinde Dreadlordlar var. Ve işte o zamanki savaşlarda ilk onlarla yüzleşiyoruz. İşte Azeroth halkları olarak. Ve onların nasıl böyle hilekar ve güvenilmez işte öldürsen bile geri gelen yaratıklar olduğunu öğreniyoruz. Zaten defalarca sonraki savaşlarda da karşılaşıyoruz. Yayında bir donma oldu galiba. Ha, geldi. Sonraki kısımlarda zaten işte biliyorsunuz o işte zaten sıfır yılı olarak kabul edilen işte Warcraft 3 dönemi. O zamanki işte saldırıda da o da ikinci Legion saldırısı ve orada da gene işte bu sefer Scourge'un başında görüyoruz Dreadlord'ları. İşte Arthas'ı kandıran, sonraki işte Scourge saldırılarını yöneten, bütün böyle Azeroth'un ırklarını zayıflatmaya çalışıp Legion için çalışan bir sürü Dreadlord var. İşte bunların zaten belli başlıları orada gene adlarını iyice öğreniyoruz. İşte ilk başta Tarkondrius var. İşte Anaerom, Mephistroth. Zaten Balnazar Scourge'la beraber sık sık görüyoruz ve en çok da tabii ondan sonra Mal'Ganis'i görüyoruz. İşte Arthas'ı kandıran ve işte Kandıran. Lich King olayının tetikleyicisi Mal'Ganis. Sonradan Varimatras var. İşte şey Sylvanas'ın emrine giren ve Balnazar'ı öldüren işte Dreadlord. Ama aslında tabii Balnazar orada ölmüyor. Sonradan geri geliyor. Bu sefer Scarlet Crusade'in başında tabii insan formunda kendini saklayarak geliyor ve zaten Dreadlord'ların bu çok yaptığı bir şey. Kendilerini farklı ırklardan gösterip farklı işte önemli kişilerin yerine geçip orada bir işte karışıklık yaratıyorlar. İşte böyle şeyler yaparak zayıflatıyorlar böyle saldırılacak ırkları, dünyaları. Bu en iyi yaptıkları şey. Ve işte aynı şekilde işte Shadow büyülerini de kullanarak oradaki doğal yapıyı da bozuyorlar. İşte diğer Twisting Nether'daki demonları çağırabiliyorlar. Zaten çağırma büyülerini keşfeden ve en çok uygulayan ırk işte Nathrezm. Oradan geliyor bütün summoning büyüleri, warlockların da yaptığı şeyler. Hep böyle Nathrezm'lerin icadı olan büyüler. Ve diğer kullandıkları demonların da böyle dünyalarını zaten ele geçirip oradan onları çağırmayı öğrenen ve bunu işte Burning Legion'da kullanan da Nathrezm'ler. Aynı şekilde işte bütün böyle alt güçleri bunlar organize ediyor. Bu tip böyle entrika işler, büyüler falan hep bunların elinin altından çıkıyor. O yüzden belli başlı bildiğiniz, adını duyduğunuz, böyle devamlı gördüğünüz Nathrezm'ler de hep bu işlerde usta. O yüzden tekrar tekrar geliyorlar. Şimdi Legion expansion'ı bitince tabii onların o geri gelme hızı azaldı ama hala
Mesela bizim dünyamızda olan, işte Azeroth'ta olan ve hala aktif halde bir şeyler yapmaya çalışan natrezimler var. Çünkü bunların doğası bu. Yani Legion'a bağlı olmasalar bile kendi yapıları bu. Entrika kurup kendi ortamlarını ve güçlerini oluşturuyorlar ve her zaman yanlarında güçlü bir ordu, koruyucu bir güç kurabiliyorlar bu sayede. Genel olarak natrezimler bu. Buradan da devam edelim derim yani. Ben bir şey ekleyeyim o zaman Görkem. Söyle. Hani dedi Azeroth'ta hala bunu yapan Dreadlord'lar var diye o kesin. Şu yüzden. Broken Shore'da Tomb of Sargeras karşımızda açıldığında bir sürü demon yağmıştı ya. Jarax falan da atıyordu. Evet, evet. Hani orada durup bütün Dreadlord'ları sayabilirdiniz aslında. Hepsi gelmişti ve biz Legion'da sadece Balnazar'a Tikoy'u ve Varimatra'sı öldük. Mesela Mal'Ganis bile vardı orada tekrar. Evet zaten yani şu an birkaç tanesi hala Azeroth'ta şeyi sormak istiyorum aslında bu Dreadlord'lar öldükleri zaman hani normal Twisting Nether'ı kullanmıyorlar doğru muyum geri yani respawn olarak kullanıyorlar bunlar zaten Twisting Nether'da doğmuş oranın yani Twisting Nether boyutunun ilk yani nasıl diyeyim kendi iradesi olan ırkı yani nasıl bizim evrenimizdeki Teradar ırkı gibi. O Twisting Nether o ortamda yani böyle aklı başına gelen ırk bunlarmış. Zaten o kadim büyü bilgileri de bundan geliyor. Çok eski bir ırk. Ve Ya bu yüzden Twisting Nether'dan Pürkel doğmuş bir ırk. İlk orijinal Demon ırkı. Sonradan Sargeras'ın aslında. değiştirmesiyle ya da işte Legion'ın ele geçirmesiyle değil, doğal halleri bu. Ama işte Legion'la beraber Natrezm'ken Dreadlord oluyorlar. Eredarların girdiği değişim gibi. Gul'dan'a Warlock'lık değil de demek istediği orada şey hani o kaynağı, o büyünün kaynağı. Hani Ha, orijini. o büyünün hayat twisting nedir? Yani Evet. çünkü Legion olmadan da bunlar her şeyi aynen yapabiliyor zaten. Peki Warcraft 3'te soru ala ala gidelim. Şey yapmayalım. Çünkü biraz daha tanıtım şeklinde yapıyoruz ya yayınımızı. Undead'i Evet. de o summonlama kesinlikle o şey değil. Dreadlord'lar Tuzak Dread... çağırıyor Arkimand'ı eğer onu çağırıyorsa. Ya evet. Yani Undead'lerin bir şeyi yok orada. Yok. Bildiğimiz Yok kaç yok evet. tane natrezim var? Var mı Şöyle sayılı? aslında ben bir Çok. video Yani veriyorum 10 arkada. tür O olması arkada lazım. bir liste var. Sıralı bir listesi var. WoW Game... Özür dilerim. WoW Gamepedia'dan alınmış bir liste. Var ama... Yani bunların yanında bilinmeyenler de çok fazla. Bunlar sadece hikayede Oradakinden geçen... çok daha fazla var. Bir iki o Evet. listedeki esas işte bilinenler Yani ya da oyunda bildiklerimiz 10 küsür diye. Evet. Evet. Yani onun Yoksa ırk dışında da zaten bunlar. baya baya çok var. Yani O zaman şeyi anlatalım. Heh, buyur. Dur soru varsa. Benim var sorum. Heh, Ya biz sor şimdi o bakayım. zaman natrezimlerin nereden geldiğini bilmiyoruz. Neresi, nereliler, ne yapıyorlar, Ya hani. işte Onu Twisting Nether bir kökenli bölüm. olduklarını biliyoruz. Kendilerine ait başka bir gezegen olduğunu biliyoruz ama... Matreza anlatayım onu. Anlat. Pardon, şey Natreza diye bir gezegenden geliyorlar. Aynı işte Argus nasıl Eredarların işte Aynen. ilk gezegeni. Natreza diye bir gezegenleri var bunların da. Peki Oradan Natreza geliyor. Twisting Nether içinde mi oluşmuş o zaman? Evet. Hayır. Twisting Bu Nether'ın karışık bir... merkezi diye geçiyor orası. Aa. Bu önemli bir bilgi. Peki Ben şey o zaman Mardrum'u bunu biliyordum şunu bak sormak öğrenmiş lazım. oldum. Çünkü ilk gördüğümden karıştılar. Peki o zaman Revendreth'teki Dreadlord benzeri canlıları nereye koyuyor? Onu şöyle Direkt mesela da düşünüyorum ben. Yani doğrultularsa bunu. onunla ilgili kesin bir bilgi henüz yok ama şöyle bir bağlantılar var. Nasıl orada humanoid görünen yaratıklar da var. İşte bizim Azeroth'taki işte ırklar öldüğü zaman gidince oradaki işte insansı yaratıklarla yüz göz olacak. Sonuçta bunlar da öldüğü zaman eğer normal şartlarda gidecek olsa herhalde oraya gidecek. Ama Natrezimlerin çok uzun zamandır aynı Eredarlar gibi yani bu şekilde ölmediğini biliyoruz. Ölünce Twisting Nether'a gidiyorlar ve bunu zaten ırksal bir özellikleri bu. Orada doğdukları için Shadowlands'e gitmiyorlar. Ama Shadowlands'taki bunlara benzeyen ırkın şöyle bir bağlantısı olabilir. Nasıl Emerald Dream'in işte yansıması Ardenweald ise işte Natreza'nın yansıması da oradaki işte
Dreadlord benzeri yaratıkların olduğu Raven Dread olabilir gibi bir yani şey düşünüyorum. Ama hani zaten... şöyle Blizzard'ın böyle benzer şeyleri boş verebiliyor ve tabii kesinlikle bağlantı var. Aşırı çünkü benziyorlar. Aynı model hatta. Yani. Oradaki yönetici ırk da vampirik bir ırk ve bunların da evet. En büyük özelliği vampirik bir ırk olmaları. Ama Matrezm'den bu vampirik özelliklerini işte ele geçirdikleri yaratıkların ruhlarını emip yaşamlarını devam ettirmek için kullanıyorlar. Yani bizim evrene bağlı kalıyorlar bir nevi. Shadowlands'e geçmemek için bunu kullanıyorlar. Yani şeyin Eredar'ların yaptığına benzer bir mantıkta ama daha vampirik bir şekilde yapıyorlar bunu. Şimdi Benke'nin söylediğinden hani Illidan bir tane Legion'da hani sizin gezegeni yok etti Illidan. Hani Rantrezm'in gezegeni yok etti ama hala onlar için çalışıyorsun diye bir quote var. Evet öyle bir durum söz konusu ama zaten... Hatırlamıyorum onu ne o? Legion... Bir saniye bitireyim abi. Legion'da hani Legion olgusu içerisinde şey yok. Hani çıkar. Her türlü çıkar olduğu sürece o evet. Anlık hani ne derler? Ceasefire hani ateşkes şeyi durumu devreye girer ve hani asıl amaca hizmet söz konusudur. Ya şeyde bir Legion'da bir quote geçiyor da bu şekilde. Evet. Onu şöyle anlatayım. Onu Illidan yapıyor. Legion yapmıyor. Yani Illidan onu şundan diyor. Yani Legion'a çalıştığınız için ben sizin gezegeninize saldırdım. O yüzden gezegeninizi kaybettiniz. Evet, hala evet. Neden onlara sadakat gösteriyorsunuz? Onların yüzünden bu hale düştünüz anlamında diyor. Ya bir de söylediğimde hani yani Natrezimlerin Legion işte yani Legion'ın Natrezimler oluşturmuyor. Evet evet. Hani, Natrezim onların parçası sadece. Evet bir parçası ama şey yani çıkar ilişkisi gözetiyorlar ve hani sürekli olarak da kimi zaman işte Void tarafına geçtiğini görürüz. Kimi zaman Light tarafına geçtiğini görürüz ki Paladin Klasonu'nun vazgeçilmez bir parçası olan yani Light Forged. Noltraxion. Aynen. Bir Dreadlord abimiz de var. Yani o yüzden ben Dreadlord'ları hani tutup da Legion'ın bir parçası olarak görmüyorum. Daha çok böyle ortalığı karıştıran ve kaostan beslenen işte bir özel bir Brotherhood olayı olarak evet, görüyorum. Ve... ki zaten bak bu Brotherhood dediğin de çok güzel oldu. Bir arkadaş da sormuş neden bir öldürmeleri yasak. Aynen bu dediğin sebepten dolayı. Çünkü Natrezm ırkı sadece bir işte ırk olarak değil aynı zamanda bir organizasyon ve birbirlerini kardeş olarak tanımlıyorlar her zaman. Aynen. Hepsi birbirinin kardeşi ve o yüzden birbirlerini öldürmeleri yasak kendi işlerinde. Ama evet. Tabii şey Sylvanas Varimatras'a Balnazar'ı öldürmeyi emreterek konuyu oraya da getirelim. Zaten ya sen bir nebze şeye girdin. Sargeras'la tanışmalarına girdin. Sargeras'la tanıştıktan sonra Legion'ın asıl kullandığı silah Ben Scourge. Bir şey ekleyeyim mi ona? Neye? Sargeras tanışmalarına. Tamam, buyur. Sargeras Void Lord'ların varlığını bunlardan öğreniyor. Illidan'ın yok ettiği Natreza daki arşivlere tahminen Void Lord'larla ilgili çok değerli bilgileri de kaybediyor. Yani Dreadlord'ların belki de bu bizim hakim olamadığımız kozmik chart hakkında çok çok büyük bilgisi olabilir ve şöyle bir şey var. Ben bu Light'a geçmiş bir Dreadlord var mesela Noltraxion. Void'le ilgilenenleri var. Yani Thrissnesser'da doğmuş olmalarına rağmen ben onu biraz daha kozmik güçlerden çok bağlı olduklarını düşünmüyorum. Free for all gibiler. Yok. Shadow konusunda işte yani Shadow'a bir yatkınlıkları var. Nereden kaynaklanıyorsa oraya yaklaşıyorlar. İşte eğer Legion kullanıyorsa Legion'la çalışıyorlar. İşte Void kullanıyorsa Void'e karşı ama Burning Legion'a katıldıktan sonra Lothraxion'la ilgili bir kısım var. O kısa hikayede geçiyor. Lothraxion, Burning Legion'da Void yaratıklarını öldürme görevini yöneten bir kumandan Light'a geçmeden önce. Ve bu sırada işte Locus Walker'la karşılaşıyor. Locus Walker onu yenip öldürüyor. Ama özellikle Twisting Nether'da öldürmüyor geri gelsin diye. Senin kaderinde değişik bir şey var. O yüzden geri gelmen için seni burada öldürüyorum deyip onun geri gelmesi için özellikle Twisting Nether'a götürmeden öldürüyor.
ve işte Lothraxion da geri geldiği zaman bu bilgiyle sonradan işte bu şeye katılıyor. Army of Light'a ve işte dönüştürülüyor Sera tarafından. Aynı işte Illidan'a yapmaya çalıştığı şeyi buna kendi isteğiyle yapıyor. O bilgiden sonra Void aslında öyle değilmiş diye kendisi kendi isteğiyle katılıyor ve zaten Locus Walker'la Aleria'nın tanışmasını sağlayan da bu olaylar zinciri. Şeye gelelim o zaman yavaş yavaş yani Sargeras'ın gezegenimizde kullandığı Dreadlord'lara. Yani evet. Biz Scourge'u genelde hep ölümle bağdaştırıp bir hikaye anlatımı içerisine giriyoruz ama aslında Scourge'un Azeroth'a ilk gelişi Legion'la oluyor. Ve zaten aslında Legion da Death bir açıdan, o yüzden çok şey değil yani. Benleşiyor. Yok şu anda hani Shadowlands paketinin gelişi biraz bu Death olgusunu yerini bayağı sarstı. Yani evet. Artık insanlar genelde işte yani Legion işte Sargeras kötü, işte orada koca bir tanrı var, Titan var, işte her şeyin kötüsü o falan diye düşünürken bambaşka bir artık boyut açılıyor ölüm metasına. O yüzden hani Scourge daha çok işte Death'le ilişkilendirilebilir ve özellikle son sinematikte hani Lich King'in tacının kırılışıyla şeye geçildiği için, Shadowlands'e geçildiği için biraz daha Death'e yakınlığı düşünülebilir ama Scourge gezegenimize arkadaşlar Sargeras'la birlikte geliyor. Yani Legion'la birlikte geliyor ve Scourge'un komutası Lich King'den önce, yani Ner'zhul Lich King'den önce Dreadlord'larda ve yani Warcraft 3 oynayanlarınız ya da Reforged oynayanlarınız vardır. Bayağı bir yani psikolojik olarak ve mental olarak bir Lich King'in ezilme durumu da söz konusudur. Çünkü hani sürekli olarak işte sen ayak adamısın, sen işte teğmensin, işte yerini bil falan tarzı bir yüklenmeleri olur. Ki işte bir arkadaş da orada Sylvanas'la ilgili bir şey söylüyor. Varimatras'ın yer değiştirmesi yine Dreadlord'ların karakteristik özelliklerine uygun bir hareket aslında. Çünkü Sylvanas'ın anında satıyor, evet. Gücünü görüyor. Mesela görkem bir ekleme yaptı orada, işte tekrardan Twisting Nether'da doğmaları. Ve büyük ihtimalle Varimatras Balnazar'ı mı öldürüyordu orada? Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Balnazar'ı öldürürken şey, böyle bir söylenti var. Tabii açıklanmış, onaylanmış bir şey değil. Balnazar'ın geri geleceğini bilerek öldürüyor, yoksa hani ne derler, kardeş katli Dreadlord'lar arasında katli bir şekilde yasak. Hani evet. Ne derler, hani bundan sonra ocak dışısın diyebilirler yani herhangi bir natrazimi böyle bir cinayetten dolayı. Çok sinsi bir ırk, yani sürekli olarak söyleyelim bunları da bilelim. Hiçbir tarafı olmayan bir ırk, tamamen kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecekler ve öyle de hareket ettiler. Shadowlands'te bakalım nasıl olacak ama ufak ufak şeyi bir hatırlayalım. Ben yanlış hatırlamıyorsam Varimatras, Mal'Ganis ve Balnazar üçlüsü geliyor şeye, Azeroth'a ağırlıklı olarak. Tikondrius da var, o çok önemli. Tikondrius, başlarında Tikondrius var. Tikondrius, Scourge başı olarak geliyor ama hani diğer arkadaş... Scourge başı. Yanlış mı biliyorum, Dreadlord'ların başı Tikondrius diye biliyorum. Evet, hepsinin başı Tikondrius var. Aynen, esas liderleri o. Yeniden doğduklarını Sylvanas bilmiyor mu? Sylvanas bilmiyor olabilir çünkü o anda şöyle söyleyeyim, Kadimler Savaşı sonrası Azeroth üzerinde çok fazla hem Demon'la olarak böyle kitabi bilgi yok, ansiklopedik bir bilgi yok, hem de çok fazla aydınlanmış bir konu değil. O yüzden yani Sylvanas sadece yani tam rütbe olarak küçük değil ama kozmik chart'ı düşündüğünüzde o anki Sylvanas'ın rütbesi basit bir Ranger General olarak düşünüyorsunuz. Çünkü evet. Sargeraslar dönüyor işte. Amantullar falan zaten, var yani o sırada. Yani binlerce yıl önce yaşanmış bir savaş var ve herkes bunu masal olarak görüyor. O zaman bilmiyorlar. Doğru düzgün Night Elf'lerle diğer ırkların hiçbir ilişkisi yok. Night Elf'lerin kendisi bile bu olayı artık böyle yarı yarıya unutmuş. Yani tek hatırlayan senaryos, o da zaten kimseye bunu söyleyecek durumda değil. Böyle kendi izole tarafında takılıyor. O yüzden yani Sylvanas'ın bunu bilmesi, duyması mümkün değil kesinlikle. Evet. Zaten öyle bir ırkın varlığını bilmiyor, Legion'ı bilmiyor. Dreadlord'lar Sargeras'ın komutası altında ilk Azeroth'a şöyle söyleyeyim, Archimonde'u getirmek olarak görevlendiriliyor. Daha sonra hatta işte Lich King'e hani tamam al oynayabilirsin Scourge'e deyip arkasını dönüp gidiyorlar.
yani ilk görevleri, Azeroth üzerindeki ilk görevleri Arkimond'u summonlamak ve Arkimond'a hizmet etmekti. İşte bazı arkadaşlar sayıyorlar, sağ olsunlar, Mal'Ganis, Deathrock, Balnazar gibi yani Dreadlord'ların ilk amacı buydu. Yani kendileri üzerinde değil. Daha sonra Görkem'in söylediği muhabbetler ortaya çıkıyor. Başka ne söyleyeyim, kozmik güçlere hizmet edecek şekilde bir oluşum içerisine giriyorlar ama tabii farklı. Şimdi Muratan'a dönüyorum ben. Sargeras'ın Scourge sırasında özellikle kullandığı Dreadlord'ların kısa kısa böyle bize bir anlatsana abi. Ne yaptılar bunlar? Hani hatırındaysa. Yani Mal'Ganis'ten başlamak lazım. Evet. Mal'Ganis hepimizin bildiği meşhur Dread. Artısı Lich King'de Nerz'la doğru çek Corruption'da ve taraf değiştirmesine doğrudan etki eden Dreadlord. Artısının bütün yaşadıklarının tetikleyicisi Mal'Ganis ve şöyle bir detay var. İnsanlar hani Mal'Ganis'in neden Frostmourne'un içinden çıkmadığını soruyorlardı bir dönem. Hani oradaki ruhlara dahil değildi. Çünkü Dreadlord'lar Frostmourne'u craft ederken, gerçi bu Shadow Lens'e değişik olabilir de, Dreadlord'u craft ederken ruhların onun içine girmemesini ayarlamışlar zamanında. Bu yüzden Frostmourne'dan etkilenmiyorlar. İçkinli zırhından da etkilenmiyorlar. Zaten pardon, bölüyorum. Onların ruh yapısı aynı işte Legion'ın Eredarları gibi. Şeye, Shadowlands'e değil, Twisting Nether'a bağlılar. Yani yok hani Frostmourne içinde değildi ya, onun için insanlar merak ediyordu. Lich King'de tekrar ortaya çıktı ya Mal'Ganis. Gerçekten öldürebilmiş olsa bile zaten o şekilde ölmüyorlar yani. Evet. Dörtler. Ruhlarını öyle alamıyor yani. Öyle bir ruhları yok. Direkt Twisting Nether'a gidiyorlar. Peki Mal'Ganis bu anlamda kuzeye doğru sürüklediyse Murat'an evet. Yani Ner'zhul bu işin neresindeydi? Ner'zhul çünkü Dreadlord'lar tarafından saygı duyulmayan bir adamdı. Yani küçük görülen bir karakterdi Legion komutası zincirinde, yani komuta zincirinde. İşte evet, Mal'Ganis ona ama o sırada öyle demesi gerekti. İşte onun için ondan böyle Dark Lord falan diye bahsediyordu. Sanki saygı duyarmış gibi biraz da tahminen artısı korkutmak için. Ner'zhul şöyle, aslında Ner'zhul Dreadlord'ları oyuna getiriyor bir noktada. Ha. Çünkü işte bu düşünüyor yani, ben buradan nasıl kurtulacağım bu boss içinden? Bir kılıç Frostmourne'u yapıp, yani Frostmourne yanında, hani ben bunu bir yere yollayayım, oradan bir şampiyon bunu alsın, beni kurtarsın diyor ve işte Arthas'ı planlıyor o sırada ve bunu tamamen manipülasyon gücüyle Dreadlord'lara kendi planlarıymış gibi düşünmelerini sağlıyor. Ner'zhul bunu başarabiliyor yani. Dreadlord'lar için o kadar hani sinsi ve zeki dedik ama Ner'zhul burada Dreadlord'ları alt ediyor fikir planda. Güzel. Mal'Ganis'in dışında Tycho var. Tycho Anders bunların başı ve Arthas dönüştükten sonra ilk olarak onunla karşılaşıyor zaten. Evet. Şey diyor, ben Mal'Ganis değilim ve artık hani seninle aynı taraftayız. Sen yapman gerekeni yaptın. İşte daha sonra bunu yap diyor. İşte önce Uther'ı öldürmesini söylüyor Kel'Thas'a dilip. Kel'Thas'ı tutacağı ürünü alması için Kel'Thas'ı dilip diyor. İşte Kualtalas'ı yerle bir et diyor Kel'Thas'ı diriltmek için. Oradan devam ediyor. Sunwell'ı kullanıyor. Ve oradan mesela Arthas'a yönlendirmeye devam ediyor işte. Orkların sahip olduğu bir Demon Gateway var. Onu kullan, Arkimant iletişime geç diyor. Sonra en son Undead Campaign'in son bölümünde de işte hadi başlayın summonlamaya deyip gidiyor. Arkimant'ı summonluyorlar. Dünyaya geldiği anda Arkimant şey yapıyor. Lich King'i görevden uzaklaştırdığını söylüyor yani. Literal anlamda resmen hani love ediyor Scourge orada. Evet. Direkt hani artık Legion ve sizin emrinizde. Lich King'in benim için bir önemi yok diyor ve onlar gidiyor. Tabii yönetimini de Tycondrius'a Tycho'ya veriyor. Bırakıyor aynen. Tycho'ya veriyor. Hı-hı. Ve onun dışında Balnazar'da Frozen Throne'da karşımıza çıkıyor ve Balnazar Deturak Varimapsa sütçüsü Tycho
ve Malganis öldükten sonra Legion'in mağlubiyetinden haberdar değiller. Lordaeron'da takılıyorlar işte, yani Scourge bizimdir diye. Onu Scourge'i yönetiyorlar. Plague Lance'de. Evet, çünkü Kalimdor'da yeniliyorlar. Evet, diğerleri karşı kıtada kalıyor. Hiç kimse de haber vermemiş koca demon sosyal içinde, yani böyle bir şey oldu diye. O anlamda da yani ileride Sylvanas bayağı temizleyici rolü üstleniyor olacak. Evet. İşte o onlar böyle hani şey diyor hatta, yani Arkimand'dan bayağıdır haber alamıyoruz. Ne oldu buna falan derken Arthas çıkıp geliyor böyle hani. Hani ne haber abiler, buranın nasıl kralı benim, sizin o Legion'ınız artık yok oldu, hadi burayı bana salın. Tabii kabul etmiyorlar ve Sylvanas'la iletişime geçip Arthas'ı devirmek için beraber çalışıyorlar işte. Sylvanas onların yanına gidiyor. İşte hani Lich King'in kontrolünü zayıfladığını fark ettiğini söylüyor. Bunlar da anlatıyor işte böyle böyle diye. Arthas'ı tuzağa düşürüyorlar. Arthas bayağı sorunlu bir labirentten çıkıp Sylvanas'la karşılaşıyor. Sylvanas onu işte tam öldürecekken kaç tat geliyor vesaire. Arthas kaçıyor. Ardından Sylvanas hırsına yenik düşüyor bir nevi. İşkenceyle öldüreceğim. Evet, direkt öldürme şansı var diyor. O şansı kaybediyor. Yani evet, oyalanmasa Kel'Thuzad gelemezdi. Evet ve işte onun ardından Sylvanas'a teklif götürüyorlar, hani gel bizimle çalış diye. Sylvanas kabul etmiyor. Varimathras'a savaşıyorlar. Sylvanas Varimathras'ı yeniyor. Ardından onun tarafına geçiyor anında. Sonra beraber Varimathras kendini kurtarmak için anında satıyor davayı. Hiç şaşmaz. Dreadlord orada olduğu için. Ve bu Varimathras'ın yaptığı cezasız kalmıyor çünkü hani en son Lich King'de öldükten sonra buna Antaros'ta bayağı bir eziyet etmişler ki ağzını kırmışlar. Yani gerçek anlamda. Evet, şekli değişiyor şimdi, yani bayağı hırpalamıyorlar. Evet, şey, ağzını kırmışlar. Ama oradaki şeyleri de çok iyi. Yani bu yaptığınız ne ki lan, gelin lan gelin tarzı bir atar oluyor. Ben Allah'ım onun diye. O odaya ilk girdiğimizde aynen ben ne ateş çemberlerinden geçtim, siz kimsiniz tarzı bir atarı var yani o. Shivarra mıydı o şeyin kovan? Evet evet, tahminen belki saygı rastlayarak yapmıştır bir şeyler yani. Yani olabilir. Malganist'e fena bir hani ceza yiyor. Onun dışında Malganis'in bazı sözleri var ilginç. Varimathras'ın, yanlış söyledim, Varimathras'ın. Hani bazı bize Antaros'ta söylediği ilginç sözler var. Onlara değinmeden önce biraz daha hani Azeroth'ta işte Balnazar gibi biraz, yani Scarlet'in yozlaştırılması evet, söz konusu çünkü. Scarlet Crusade'de isim hatırlamıyorum ama Mograine'in kardeşlerden bir tanesini korabilmiş oldu. Yani. Renault Mograine. Renault'duk. Gerçek anlamda korrupt ediyor yani, içine giriyor, posası diyor ve onu Scarlet Crusade'i iyice yozlaştırmak için kullanıyor. Çünkü o herifler zaten hani light ve hani çok ekstremler, çok fanatikler. Radikal diyelim. Bağnazar onları radikaller ve Bağnazar onları iyice yoldan şöyle çıkıyor. Çünkü bebeğim dini bir örgüt, hani anladın mı yani, kült olarak değil de böyle bayağı mürid olarak takılıyorlar yani. Evet ve bütün yani. Scourge'ü yok etmek amaçlı. Evet. Yani o yüzden Forsaken'a da savaş açıyorlar aynı zamanda. Evet. Çünkü adet adettir. Aynen. Yani o şey dönemlerin hikayelerini hatırlarsın. Lillian Voss'un özellikle aynen. Babasının arayışını ama işte babasının Scarlet bir üyesi olması. Yani o mesela Balnazar'ın aslında yapmadığı bir şey. Yani adamlar zaten kafa olarak böyle. Ama işte Balnazar bunları iyice ittiriyor. Evet. Böyle yapmaları. Onlarla bayağı bir sorun yaratıyor. Ama o detayları çok hatırlamıyorum. Çünkü o biraz vanilla hikayesi. Ya vanilladan ziyade oraya ben şöyle değineyim. Hani evet kardeşinin aklına giriyor ama kardeşi de zaten çok hani yatkın buna ve zaten babasının ölümüne sebep olmuş demiyorum. Babasını öldürüyor. Yani, kardeşini kıskandığından dolayı. Yani bu Dreadlord için hani Balnazar'ın böyle orada ellerini ovuşturduğunu falan yani hissedebiliyorum yani. Balnazar biraz ittiriyor sadece. Evet, evet. Normalde çok böyle fiziken Scarlet'teki odasından çok çıkmayan bir Dreadlord'da ama dünyada benim bildiğim hani zaman çizelgesine baktığın zaman Azeroth'ta en uzun süre karada kalmış
Dreadlord Bannazar. Evet, çok uzun süre boyunca. Çok uzun süre Hatta korrupt etti sonradan ve... da kendini kurtarabilenlerden biri. Evet. Ve şimdi burada şeyi merak ediyorum ama. Legion'da Nazar'ı öldürdük. Netherlight Temple'da. O sırada orası Tirsnitter'ın içinde miydi? Ne O yok savaş değil. sırasında. Değil Değil değil. mi? Tamam, Bağnazar da oradan geri dönebilir. Ban diye biliyorum zaten. O Yani zaman şu an kesin olarak ölen bir tane Dreadnought var. Şey, Varimatras, çünkü Antorus da öldü yani. Argus'un evet. içinde. Şunu atayım size. Chat'e Evet, attım. Azeroth'ta dediğim gibi yani başka Dreadnought da olabilir çünkü biz sadece bir kısmını gördük ama topluca gelmişler. İşlere yol açıyor olabilirler. Evet, Gizli olabilir. gizli. Onlarda da alt üst kavramı var, değil mi? Var var. Yani köle olarak ve altta hani hepsi o biz we're all superpowers diye gezmiyorlar yani. Hayır. Yok, Yani kendi Higher içinde Lesser olan Vampire sonu. kafasında değil, değil mi? Hani şöyle Lord Tikandrus mesela, hani hepsinin başı Tikandrus. Ya şey Yani var, tahminen bir onun hiyerarşi altında var Bağnazar ama var diye tahmin ediyorum. dediğim gibi Brotherhood sadece. Hani Ha. atıyorum onunla ilgili gidip de işte resmi bir sözleşme imzalayacaksan Tikandrus'u görüyorsun ama yani hepsi aynı Aynen. seviyede aslında. Evet. Yani şey. Ayrıca Tico'yu da Illidan'ı öldürüyor. İlk seferinde yani. Daha Orkları sonra işte şeyde de de görüyoruz Tyrant'ı Tikandrus'u öldürüyor. Nighthold'da. Ondan sonra geri geliyor. Raid'de görüyoruz. Raid'de de biz Nighthold'da. öldürüyoruz. Şeyde Evet. Nighthold'da. Onu yine Nighthold'da. Twisting Nether dışında öldürdüğümüz için o da geri gelme Aynen. Aynen. ihtimali O da olan yaşıyor. Sadece geri şeylerden. gelmesi uzun sürecek tek problem o. Ve hani Raid'deki diyaloglarına bakarsak Nightborn'ların başında durmaktan sıkılıyor yani bunların. Evet. Şimdi ufak ufak mesela önümüzdeki haftanın hani neden önümüzdeki hafta farklı bir şey yapacağız ya da işte bu konuyu neden ele aldığımızın hani çıkış noktalarını az önce Murat Han böyle ufak bir giriş yaptı, ona bir sağlam sağlam girelim. Ya bu Dreadlord'lar bize çok nasıl söyleyeyim küçük küçük şeyler söylüyorlar ama biz mesela klasikten beri bir arkadaş da sürekli şeyle Dead Dolos sanırım düzgün okuyamamış olabilirim Nick'in ama sürekli olarak şeyleri paylaşıyor. Satırları. Dreadlord quote'larını paylaşıyor. Aslında altında çok derin anlamlar yatıyor onların. Ve biz Evet. oyunu oynadıkça farkına varıyoruz. Ha lan bunu bu demişti ya falan filan diye. Evet. Bu tarz abi özellikle Legion'da mesela az önce dediğim gibi Murat Han bir giriş yaptı ufak da olsa. İşte Varimatras'ın söylediklerini, Mal'Ganis'in söylediklerini. Evet. Yani bizim şu anda işte özellikle Nuzzot'la, Shadow'la alakalı sizin böyle gözünüze kestirdiğiniz quote ya da fısıltı, Ya whisper. mesela Varimatras War Legion'in Sylvanas'ı Warchief ilan ettiğini nereden biliyor? Ve o Evet. anı anlatıyor yani. Hani biliyor demek ki ne olduğunu. Çıkmış. Bunun planının önceden yapıldığını demek Sylvanas'ın yanındayken ya da bu durumu takip ederek bir şekilde öğrenmiş. Hayır ama şey diyor yani. Sanki orayı orada anı biliyormuş gibi işte. Ha tabii, işte bir O şekilde Warjin'in takip ölüm etmek. anını falan anlatıyor. Evet. Hani o zaman Legion'ın bundan haberi var mı? Legion'dan bundan herkesin haberi var, bir tek bizim yok ya çünkü. Kimi şey yaptığından, kimin Warchief yaptığından. Varmatas'ın da bundan haberi olabilir mi? Çok yüksek bir ihtimalle olabilir diye düşünüyorum. Yani. Çünkü şey diyor mesela, hani çevrenizde toplanan gerçek karanlıktan hiç haberiniz yok, hiç görmüyorsunuz. İki tarafa da söylüyor hatta bunu Evet. benzer şekilde. Hani o da bizi, hatta şey, Faction War'u da önceden söylüyor yani, hani geldiğini. Faction War'u da hatta Nuzzot'u da bence önceden söylüyor. Çünkü ikisi de Hangisi? Darkness yani. Yani işte Nuzzot da söylüyor olabilir. Evet. Shadowlands şeyin de yani Ha, o da yaklaşıyor olabilir. da Yani söylüyor Darkness'tan olabilir. kastı o da olabilir. Evet. Ve Evet. hani Şimdi Murat Han şey devam edecek diye diyor bekliyordum. Alliance için şey diyordu ya hani, sizin çöküş tohumlarınızı çoktan attı diye. Sylvanas için. O sırada neyi atmış olabilir Sylvanas oraya? Alliance'ın için. Evet, diyor ki dur Alliance'ı tam. çoktan yıkacak tohumları attı diyor içinden. Evet.
sabırlıdır diyor, sabırla bekler diyor. Evet, Silvanas sakindir diyor. Şey, tahtlarınız kanla kırmızıya boyandığında o zaman anca anlayacaksınız. Şeyi gördüğünüzde diyor, işte parçalanmış maske olan bayrağı gördüğünüzde anlayacaksınız ama çok geç olacak diyor. Ve kutsal yerleriniz yandığında. Evet evet, aynen. Eldrassil. Yani bunu da biliyor. Evet. Bu kadar zamandır işkence ediliyorsa eğer Battle for Undercity'den beridir. Nasıl bunları biliyor hakikaten? Gösterilmiş olabilir. Evet. Yani bak seninkiler ne yapıyor diye belki işkence eder. Hayır, gösterilmiş bunlar olacak. Ha, önceden. Yani önceden gösterilmiş. Olabilir. Çünkü ben hani bugün yazımda da yazdım biliyorsun. Hı. Ben hala Sargeras'la Jailer'ın işbirliğinde olma ihtimalini çok yüksek gördüğüm için hani eğer Vojne fısıldayan da Jailer'sa bunu biliyor olmaları çok yüksek ihtimal. Evet. Olacakları. Zaten en mantıklı link de o bence yani. Yoksa başka türlü nereden bilecek? Evet. Yazını da atayım yayına. İsteyen merak eden okusun. Ufak ufak şeye geçelim mi ki o zaman? Bu arkadaşlar yani Kadimler Savaşı'nda ne yaptı tam olarak? Onları ben çok bilmiyorum, onu şey yap. Kadimler Savaşı'nda ortalık o zaman ansiklopedik bilgiye danışalım. Ansiklopedik bilgi var. Şimdi zaten ilk gelişleri War of Ancients'la bizim Azeroth'la bunların tanışması da o dönem. Nasıl bir karşılık geleceğini bilmiyorlar ve çok küçük görerek geliyorlar. Çünkü o zamana kadar Legion saldırdığı hiçbir gezegende bir iki tanesi dışında çok ağır bir böyle direnişle karşılaşmamış. Karşılaştıysa bile çok kolayca bunları alt edip işte adım adım gelmişler ve ama Azeroth'ta çok büyük bir direnişle karşılaşıyorlar bu War of Ancients zamanında. Zaten işte Hulm, işte bütün o dönemki eski şeyler, kahramanlar, işte tabii şey Malfurion, Tyrande, herkes, bütün şey eski bildiğiniz karakterler o dönem ilk savaşlarını, ilk büyük mücadelelerini o zaman veriyorlar ve bu saldırıları, püskürttükleri saldırıların başında da hep bir Dreadlord var. Ya da Malorot. Galiba Tikandrius ve Balnazar yine çoğu ordunun başında ama en çok işte şey Tikandrius yenildikten sonra şeye gidiyor, işte Felwood'a gidiyor. Felwood'u işte bozup, oradaki doğal düzeni bozup işte daha çok böyle demon getirip böyle orduyu güçlendirmeye çalışıyor. Bu sırada Anateron Hyjal'da kalıyor onun yerine. Anateron yönetiyor oradaki saldırıyı. Zaten işte o bir nevi şey gibi, yani sağ kolu gibi şey Tykondrius'un. Bir de Mephistroth var tabii. O da işte gene o da sol kolu oluyor bir nevi. Yani baş kumandanları bunlar. Anateron yönetiyor saldırıyı ve işte bir şekilde zaten Archimonde'u getirmeyi başarıyorlar. Ve ondan sonra Archimonde işte Rotary'e saldırdıktan sonra artık savaş tamamen bitip yenilmek üzereyken Azeroth güçleri son anda işte Night Elf'ler işte ruhlarını feda edip ölümsüzlüklerini artık böyle kurban edip ölümsüzlükten vazgeçip Wisp'lerini işte gönderiyorlar Archimonde'un üstüne. Savaş öyle bitiyor. Biliyorsunuz zaten. Bundan önce ama işte Anateron bütün Alliance üslerine saldırıyor. Hepsini ele geçiriyor. Hiçbir şekilde önünde duramıyorlar. Adım adım hepsi geri çekilmek zorunda kalıyor. Gerçekten bayağı yetenekli ve stratejik gücü yüksek bir kumandan. En çok onunla uğraşıyor. Bir de o sırada level 10 o yüzden. Tabii. Yani level 1'ken o level 10 aynı. Yani en çok War of Ancients'ta uğraştıkları Anateron. O da zaten sonunda yeniliyor. İşte Alliance'la Horde beraber savaşmaya başlayınca işte zaten orada savaş tersine dönüyor ve kazanıyorlar. Yani o zaman tabii pardon yanlış dedim. War of Ancients'ta Alliance Horde yok. Şey Warcraft 3'te. Red neydi? Warcraft 3'te Battle of Montage. Her geldiği zaman zaten o ilk saldırıyı durduran o ve işte Sargeras'a kadar ulaşacak kadar da abartıyor işi. Kendisi de öyle ölüyor zaten.
bu saldırıyı durdurduktan sonra işte Warfarious'ta ben şeyi karıştırdım. Yani bu Wisp olayı 3. savaşta oluyor. Sonraki evet, saldırıda. Oluyor. Warfarious'ta öyle bir şey yok. Warfarious'ta daha yüz yüze bir savaş var ve şeyle bitiyor. Veil of Eternity'nin oluşmasıyla bitiyor. Bunu Illidan sağlıyor. İşte orada tabii şeyin yani Dragon aspektlerin de bir rolü var. Onlar işte yardım ediyor şeye karşı. Asshara'nın işte Sargeras'ı getirmesini engelliyorlar. O sırada Illidan zaten bunu şeyde Time Walking Dungeon'lardan birinde bizzat da görebiliyoruz. Dragon Soul'u oluşturuyorlar. İşte bu saldırıyı şey, engellemek için güçlendirmeleri. Şey. Aynen. Heart of Twilight da aynen. Ve Deathwing bunu tabii aslında çaktırmadan silah olarak kendisi yaptırıyor ve bunu son anda çalıp kaçıyor. O sırada da işte Illidan bu demonların gelmesini ve Sargeras'ın son artık böyle oradan çıkmasını engellemek için de orayı işte patlatıyor ve işte orada da Veil of Eternity oluşuyor. Bütün böyle şey kıta bölünüyor işte biliyorsunuz orayı. Hı hı. Zaten o Veil of Eternity'den de sonradan işte yani esas evrimleştikleri yer ve böyle Asshara'nın ve oradaki Highborn Night Elf'lerin de gücünün esas kaynağı o. Orayı yok etmiş oluyor bir nevi. Şu sonradan tabii Hyjal'da işte buraya işte şey gücünü oraya aktarmak için Illidan oraya işte oradaki göle döküyor oradan aldığı artık şey birkaç damla yeniden dönüştü. Yaratıyor yani şeyi aslında ve bir nevi. Bu Velin gücünü yeniden yaratıyor. Şu anda Hyjal'daki işte ağacın altında olan gölde Illidan sayesinde orada. Ve yani elfler aslında Illidan'a her ne kadar şey de yapsalar. Evet. Ölümsüzlükleri ona boş. Bunları yaptığı için hain ilan ediyorlar ve işte evet. Legion'ın güçlerini kullandığı için. Ama işte onun sayesinde o zaman dünya kurtuluyor resmen. Çünkü Sargeras'ın gelmesini son anda o engellemiş oluyor. Bu ara kısa bir teknik araya gireyim. Görkem ses sekiyor. Sekme yaşıyoruz şu anda. Yok. Peki ben şöyle senden kaynaklandığını düşünmüyorum. Arkadaşlara bir duyuru da yapayım. Dostlar şu anda bizim sistemimiz herhangi bir problem göstermiyor ama sürekli olarak bir drop uyarısı alıyorum. Benim modlarım da çokça uyardı beni ama genel internetle alakalı bir sorun yaşandığına kanaat getirdik. Çünkü yani gerekli kontrolleri yaptığımda herhangi hiçbir aksaklık görünmüyor. Yayın programımızda hani OBS'te de herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor şu anda. Ve ben Görkem'in ve Murat Han'ın görüntülerinde gayet net bir şekilde ve ne derler su akıcı bir şekilde alabiliyorum. Bir tarayıcılarımızı refreshleyelim. F5 yapalım. Bir kapatıp açalım. Çünkü genel olarak malum evet biz şu anda bir Dreadlord yayını yapsak da dünya problemli günler yaşıyor. Bu konuda da lütfen kendinize dikkat edin. Sakının bazı şeyleri lütfen. Daha az temas, ellerimizi yıkayacağız, temizleyeceğiz. Benim gibi ağzınıza götürmeyeceksiniz. Şu anda düzelenler var, seste problem yok gibi. Kusurumuza bakmayın. Kusurumuz da değil aslında ama. Kamu spotumuzu da verdik. Evet, devam edelim. Kadimler Savaşı'nda Dreadlordlar aslında, ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Dreadlordlar direkt olarak hani çıkıp da sahneye, işte Görkem'in de anlattığı gibi zaten. İşte sen şunu yap, sen şunu yap falan değil de Sargeras dahi, Sargeras'ında da yani hareketlerini böyle nasıl söyleyeyim ufak manipülasyonlarla aslında kendi istedikleri yere getirdiklerini düşünüyorum. Çünkü yani zaten Sargeras'ın dünyaya hani direkt olarak hani kendi öz avatarıyla samonlanamayacağını yani çekilemeyeceğini biliyorlardı Dreadlordlar evet. Ve bunun hesabını yapılmıştı. Nasıl söyleyeyim? Fel'le bileşik bir metamorfoz büyüsüne sahip olacak bir elf. Yani ben bunu da kesinlikle öngördüklerini düşünüyorum. Çünkü Illidan'a çok içli dışlı olunuyor daha sonrasında. Ve büyük ihtimalle Sargeras'ın yanında yer alıyorlar. Evet güçlü olarak. Çünkü Legion o sırada gerçekten diğer yani Azeroth dışındaki gezegenlerde çok büyük güç gösterisi yapıyor. Ve ordular
Hani o Draenei'leri kovalayışları sırasında önüne gelen her gezegeni yok ede ede gidiyor Kil'jaeden ve Archimonde. Ama ben Dreadlord'ların böyle Legion'ı da böyle arada bir ıkı ıkı böyle pasifize ettiklerini düşünüyorum. Çünkü mesela yayın öncesi Eda aslında çok naif bir teori attı ortaya ama ben bunu yani uzun zamandır düşünüyorum ve uzun zamandır bu görüşe sahibim. Dreadlord'lar evet belki o kozmik chart'ın o bir harita açıyoruz ya biz sürekli işte light var, fel var, hiçbir şeye bağlı order değiller. Var. Hiçbir şeye bağlı değiller ve bunun düzenini yani dengesinin kurulmasında çok büyük etkiye sahip bir wow. ırk olarak görüyorum. Ama kaosla mı yapıyorlar bunu? Pür evet, kaosla. Ya pür kaosla yapıyorlar ama şöyle düşün, pür kaosla yapmadıkları zaman yani sen kaosu desteklemediğinde, atıyorum arkeni desteklediğinde bir arkeni güçlendireceksin ve kendin gibi gözüken mesela Lothraxion şu anda ekranda arkadaşlar onu görüyor Light Forged Natrezim'i. Lothraxion taraf değiştirdiğinde bize ne kadar garip geliyor. Yani biz bile bunu gördüğümüzde ana lan ışık içinde Dreadlord var falan diye görüyoruz. Yani bütün Dreadlord'lar dağılmış işte Tykendurus mesela görev vermiş. Eda sen Arcane'e git, Muratan sen Light'a git, işte Görkem sen Fel'e git falan dese çok dikkat çekecekti yani bu tarz şeyleri ve belki de bu manipüle etkileri hani şimdiki kadar olmayacaktı. Ya yani ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Dreadlord'ların özelinde. Ya o... evet hani aslında hani artık kozmik güç komiserliği tarzı bir şeyler de olabilir. Onlar çok belli etmeseler de cidden hani Void Lord'lara kadar biliyorlar konuyu. Ya Void Lord'lar değil hani senin Titan diye sahip çıkıp ya da işte güvenip arkanı yasladığın şeyler gibi değil yani. Direkt olarak neyse onu söylüyor. Mesela işte Varimatras'ın ya da Mal'Ganis'in sözlerini ele aldığımızda hep bir doğruluğun var olduğunu görüyoruz ve sürekli olarak hani işte yapılan eylemlerinin ki Sargeras'ın da dahi yaptığı eylemlerin hani hiçbir şey olmadığını ve bu koca şeyde ne derler evrende dönen çarkta herkesin küçücük bir yeri olduğunu falan böyle sık sık dile getiriyorlar ve özellikle Azeroth üzerinde bir etki sağlamaya çalışmıyorlar. Yani kendimizi çok da özel hissetmeyelim bu konuda. Hani Dreadlord'lar gelip de işte sadece Azeroth'u hükmetmeye çalıştıklarını falan da düşünmüyorum. Çünkü onu da şuradan bağlayacağım. Muratan söyledi. İşte yani Helm of Domination'ın yapılması, işte Dead tarafındaki bir olgunun içerisine giriliyor olması ve onları biliyor olmaları ve işte kendilerine dönecek olmasının o silahı. Silahın yani evet belki Görkem'in dediği gibi yani Twisting Nether olgusundan dolayı Frostmourne'un içine girmiyor olabilir Mal'Ganis ama ben onun da garantiye aldıklarından eminim. Yani bence de. Hiç onu şansa bırakmayacaklardır ve o rünlerin o şekilde çalıştığından da eminim yani Frostmourne'un üzerinde. Eda bir çekil görsünler arkadaşlar Frostmourne'un üzerindeki rünleri. O yani o büyünün o şekilde çalıştığından da eminim. Ve konuyu ufak ufak şeye getirmek istiyorum. Yani Helm of Domination tamam Dreadlord'lar yaptı. İşte bunun forge edildiği yerlerden bahsedildi. Shadowlands'te çok katı bir şekilde gireceğiz. Bunu neden yapmış olabilirler sizce? Görkem'den başlayayım bu sefer de. Şimdi Helm of Domination'ın zaten Shadowlands'la beraber öğrendiğimiz bir gerçek var. Forge of Domination diye bir yerde yapılıyor. Ve bu Forge of Domination Maw'ın içinde işte bu gördüğümüz Ice Crown'un üstündeki neydi tam adı? İşte dur. Ters duran kule. Yani işte şey unuttum resmen. Önemli değil abi. Torghast. Ah, ha, eyvallah. Evet ya Torghast aynen. İşte Torghast'ta ve orada bunu yapan bir gene karakter var. Aynı Jailer gibi. Böyle ama şimdi bilmediğimiz şu. O da Forger mi o zaman Jailer kadar? Evet yani, işte yani bunu yapan oysa eğer yani o yapıyorsa Natrezm'lerle ilgisine. Şimdi bu aynen şey bağlantıyı kurmak için öyle bir şey mi uyduruldu yoksa gerçekten bunların önceden bir bağlantısı vardı da o sayede mi hem işte Helm of Domination'ı hem Frostmourne'u yapabildiler? Zaten böyle şeyler yapıyorlar mıydı? İşte
Zaten bunu orada öğreneceğiz ama benim şu anda bildiğim kadarıyla, bir dakika hemen söyleyeceğim şimdi. Ha, Rune Sage diye bir karakter var geçen. Bir şeyde, röportajda onu söylediler. Rune Sage diye bir adam yapıyor bunları. Ve ikisi de işte aynen Torghast'ta hem Frostborn hem Helm of Domination Lich King'i kullanması ve işte Undead'leri fizik olarak böyle çok uzak mesafelerden zihnen yönetebilmesini sağlaması için bu amaçla mı yapılıyor? Aynen, ve bu yapıyı biz Shadowlands'da kendi legendary'lerimizi craft etmek için kullanacakmışız. Onun üzerine zaten bu bağlantıyı açıkladılar. İlginç olanı işte biz MAV'da aynen şimdi nasıl horrific vision yapıyoruz, onun gibi muhtemelen her aşaması bu işte 40 level aşaması var gibi bir şey söylendi. Bunu yaptıkça oradan malzeme toplayacağız ve kendi legendary'lerimizi yapacağız. Bu, aynen işte Frostborn ve Helm of Domination gibi. Şimdi onun gücünde şeyler yapacaksak bunların artık böyle nekromantik güçleri olacak muhtemelen. Nasıl şu anda corruption var itemlarımızda. Benim tahminim oradaki itemların da, orada yaptığımız itemların da nekromantik güçleri olacak. İşte bir ölüler kaldırabileceğiz, bir şeyler yapabileceğiz ya da işte bir işte bir şey çıkacak, bize yardım edecek ruh, işte büyü atacak falan gibi bir şeyler olacak. Bence yani corruption'ın sonraki aşaması zaten bu olacak ve orada yapılması da aynen bu Lich King güçlerinin yansımalarını göreceğiz. İşte artık frost olur, death olur, her türlü bu tip şeyler ona bağlanacak gibi geliyor bana. Natrezm'lerle bunun bağlantısı da, Natrezm'lerin zaten hepsinin esas klası Warlock ve işte Necromancer olarak geçiyorlar. Yani bunlar zaten bunu biliyor ve bunu yapıyor. Bu tip silahlar kullanıyordu. Biz zaten bunları görmeden önce, muhtemelen Burning Legion'a katılmadan önce bile bu bilgiye sahiplerdi. İşte bunun detaylarını da Shadowlands'te öğreneceğiz çok büyük ihtimalle. Neden bunu yapabiliyorlar, nasıl yapabiliyorlar? İşte bu Rune Sage bir Natrezm mi aslında, ya da Natrezmlerin ön ırkı gibi bir şey mi, üst ırkı gibi bir şey mi? Bunları işte Shadowlands'te öğreneceğiz. Şimdilik bildiğimiz bu. Ya Shadowlands'te hani onların üst ırkı ya da orijinli olduklarını ben çok şey yapmıyorum. Hani belki öldüklerinde, yani tam anlamıyla öldüklerinde, çünkü biz tam Twisting Nether'dan geri geldiğini düşünüyoruz ama tam anlamıyla bir ölümleri de söz konusu. Çünkü ne derler, onların da hani tabii. Bedenden normalde can zaten çıkacak gidecek. Aynen. Dreadlord olmadan zaten Natrezm önceki işte normal ırk halleri. Bu Dreadlord olduktan sonra Twisting Nether'ın güçlerini kullanıp kendi kendilerine bu işi çözüyorlar. Yani bu onların ırksal özelliği doğal olarak gelen bir şey değil. Bu büyülere olan hakimiyetleri sayesinde olan bir şey. Aynı Burning Legion gibi doğal olmayan bir şekilde bunu sağlıyorlar. Yani o yüzden önceki halleri ve o Shadowlands'te hani Natrezm'e benzeyen ırkların olması bununla bağlantılı olabilir. O onların doğal hali olabilir mi? Evet. Yalnız o zaman daha şeytani gözükmeyen. Heh, ben de Murat'ın sözünü kesin diyecek. Pardon. Şimdi ciddi ciddi, eğer o Helm'le Frostmourne birinci de amacı olarak Lich King amacıyla yapıldıysa, benim oradan Jailer ve Sargeras düşüneceğim açık gerçek olabilir diye düşünmem ben, çünkü evet, yani bir bağlantısı olabilir. Amaç cidden oysa yani, ya onların bağlantısı da şey de olabilir yani, yani işte belki de Sargeras işte tuttu Dreadlord'ları, böyle bir silah yaptırdı ve Azeroth'tan hani ruh akışını engelledi şeye. Yani çünkü çok nasıl söyleyeyim, yani Dead tarafının çok seveceği bir hareket değil yani o. Hayır, orada yapıldığı söyleniyorsa ya Sargeras Jailer'le iletişime geçti bence. Çok mantıklı bir ihtimal var. Ya da Dreadlord'lar dedi ki abi biz bunu alalım, buna bir güçlendirelim deyip geri getirmediler yani o ikisini. Yani. Jailer'dan alıp. Yani sonuçta entrikacı bir ırk. Aynen, kandırmış olabilirler. O neydi bakayım? Rune Sage'i kandırıp yaptırmış olabilirler. Yani öyle bir şey de olabilir.
Yani dediğim gibi çünkü yani hiç işine yaramıyor yani Dead tarafının o silahın Evet. yapılması ve var olması daha doğrusu yani. Bu şey de orada yapılıyor galiba. Bir de Unholy Dead Knight Artifact'i de galiba orada yapılıyor. Evet, o da natrezi bir şey bu arada. Evet. Hatta Affliction Warlock weapon'ı da bu o da orada yapılıyor galiba. Apokalips ve Ultaleş. Peki ben size başka bir soru daha sorayım. Konuyu açmak anlamıyla. Void'le olan bir ilişkisini net bir şekilde görebiliyor muyuz? Herhangi bir dead. Var Ya Shadow Bolt atmalarından değil yani lore'da anlatılanlarda yani o scriptlerde ya da textlerde işte herhangi bir Evet. Old God'la iletişime geçmiş olan bir Dreadlord'dan bahsediliyor mu? Haritada isim olarak yok ama işte Sargeras'ın bulduğu gezegende hakim ırk Dreadlord'lar. Ve Void'le ortak çalışıyorlar Shadow Magic kullanabilmek için. Ve oradaki o gezegeni ele geçirmiş olan Old God'ların gücünü kullanıyorlar. Zaten Sargeras'a işte Void'i anlatmaları da bu sayede oluyor. Yani mesela o Yani zaman biraz daha başka bir bakış açısından bakayım. Bu Old God'lar aynı Old God'lar mı? değil. Her gezegende Hayır. farklı Old God var. Yani şöyle düşün. Void evrene Old God'ları yolluyor ve her Sayısız gezegene yolluyor. yani bu şey gibi her biri ayrı bir böyle hastalık gibi ve bunları rastgele saçıyorlar evrene. Gidin işte doğmamış bir Titan ruhu bulun bize diye. Çünkü onu işte Void Titan olarak doğurup işte Pantheon'u yıkma amacıyla bunu yapıyorlar. İşte bulup ele geçirdikleri gezegenlerden birini tesadüfen Sargeras keşfediyor. Ve o gezegende de üstünde yaşayan işte hakim ırk Dreadlordlar. Ama bizim bildiğimiz Dreadlordlar değil. Çünkü orada ayrı bir işte nasıl diyeyim ayrı bir kardeşlik. Orada yeni bir düzen kurmuş ve o gezegende işte o düzeni yönetiyorlar. Ve Sargeras işte bunu görünce onları tek tek sorguluyor. Orada yaşayan ve hakim ırk olan Dreadlordları tek tek sorguluyor. Dreadlordlarla ilk de bu şekilde tanışıyor ve zaten Eredarları işte Burning Legion'a katıp Burning Legion'u kurduktan sonra ilk olarak gidin şu Dreadlordları işte bizim saflarımıza katın diye Kil'jaeden'i görevlendiriyor. Kil'jaeden de gidip ilk olarak böyle ele geçirdiği ırklardan biri Dreadlordlar. Zaten o yüzden bu bağlantıları var. Biliyorlar Void'i ve Old God'ları. Zaten onunla çalışmışlar. Çünkü Shadow'a ırksal bir yetenekleri var. Shadow büyülerine. Ve Shadow'a çekiliyorlar bir nevi. Shadow'un yoğun olduğu yerlere gidip oradan işte bunu emmek ve işte kullanmak için orada bir düzen kuruyorlar ve işte Sargeras da bunu keşfediyor. Void Var yani Lordlar Void'le Titanlara neden bağlantılar. düşman onu anlamadım. Tek dertleri light olması lazım. Değil mi? Şöyle ben Yo, tek kendim... dertlerinin olmasına göre. Buyur abi. Yani bunlar eğer bizim söylediğimiz gibi komple kaossa her şeyi düzene sokuyor. Yani Hayır, illa Void Lordlardan bahsediyorum ama. Dread ha, Lord değil. Void Lord'lar Evet. tamam. Yani ben orada şeyi söyleyecektim. Hani bütün kozmik güçler eşit şekilde evrende hakimiyet kurmaya çalışıyor. Yani her birinin birbirleriyle ayrı bir problemi var yani. O Şey anlamda. mi sordu? Void Lord'lar niye Titanlara? Titanları kıskanıyor Void Lord'lar. Lord'lar Titanlara neden düşman onu anlamadım. Normalde tek dertleri Titanları light olması lazım değil. kıskanıyorlar her şeyden önce. O tarafa geçemedikleri için. Titanlar onlar kadar güçlü olmasalar da fiziksel evrenin tanrıları aslında. Yani fiziksel evrende gerçekten güçlüler ve Void Lord'lar geçemedikleri için aslında Titanları biraz kıskanıyorlar. Peki bu anlamda yani Titanlarla hiç işbirliği yapmış bir Dreadlord biliyor muyuz? Yok. Yok, evet. Yani Titanlarla yok. Zaten Light'la var. İşte o da çok istisnai bir tane. İşte istisnai mi? Yani bu arkadaşlar gerçekten evrende kaosu yaratıp bir düzen kurmaya ya da kendilerini var etmeye çalışmıyorlar mı? O zaman çünkü şeye geri dönüyoruz. İşte benim ortaya attığım teori çürüyor ve sadece fel işte yani neden ona disorder ve death kanadında hizmet veren varlıklarmış gibi duruyor. Ya hayır çünkü yani şey de olabilirler. Sırf şerefsizliğine yapıyor da olabilirler yani Dreadlord'lar bunu gayet mümkün. tabii. Yani zaten şimdi Dreadlord'ların Natrezimliği bırakıp Dreadlord doğal olarak Dreadlord'a dönüşmesinin sebebi
Shadow büyülerine olan ırksal işte yakınlıkları. Zaten Shadow kullanabilmek için yani kötücül bir ırk olman lazım ve bunu kullanabilmek için de vampirik böyle güçler kullanıyorlar. İşte öldürdükleri ırkların ruhlarını çekip onu kullanarak Shadow büyüleri yapıyorlar. Doğal halleri bu zaten. Daha bunu Burning Legion'a katılmadan yapabilen bir ırk. Yani zaten yani kötü olarak böyle güçlenebilmiş bir ırk. Yani kötücül diyoruz ama kötücül. Yani işte Titan'ların da yaptığı karaktersizlikler de ortada yani. Ya yani tabii ama şimdi Titan'ların kurduğu düzen mesela Arcane olarak geçiyor ya işte evrenin yapısı Arcane üstüne kurulu. Hı-hı. Ama Shadow bu Arcane yapının tam tersi, onun bozulmasıyla güçlenen bir artık güç odağı diyeyim. Ve o yüzden zaten Void'den faydalanıyorlar daha çok. Void çünkü Shadow'un esas kaynağı Void zaten. O oradan kaynaklı. Ya da işte evrende Shadow büyüsü yapmak istiyorsan bozman lazım onun doğal dengesini. İşte öldür ruhunu kullanıp onu işte güce çevirmen lazım. Arcane bunun tam tersini yapıyor. Doğal bir düzen kurup o doğal düzenin kendi gücünü yönetiyor artık, domine ediyor. Ve o yüzden Titanların gücü de bundan geliyor. Ve yaratımları, işte o yaratımları korumak için kurdukları sistemler de bunun üstüne kurulu. Yani kendi kurdukları düzen, kendi güçlerini arttırıp o düzeni evrene işte empoze etmek üstüne zaten nasıl diyeyim, tasarlanmış bir sistem. Ama şey işte Shadow ve Twisting Nether'a bağlı şeyler bunun tam tersi. Zaten Felicum'dan... Evet, aslında Cosmic Chart'ı görüyorum. Hani... Hı? Kozmik Chart'taki soldaki ve sağdaki güçler birbirine biraz daha yakın aslında. Bir taraf daha Edge taraf. Yani Fel, Death ve Void. Yani Görkebledi gibi mesela Arcane ve Order yaşamı korumak istiyor. Yaşamla Light'in de bağı var mesela. Hani bunlar biraz daha bağlantılı. Aynen. Çok ayrı değiller bence. Evet. Peki biz hiç Life tarafında şey görmedik değil mi? Ben hiç hatırlamıyorum. Sadece yani. Light. Sadece Light ve Fel. Başka görmedik. Fel. Death'inkini göreceğiz diye tezahür ediyoruz. Öyle düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Evet. Fel. Peki o zaman. Hı. Buyur abi. Dreadlordlar ışıkla karanlığın gerçek çocuğu olabilir mi? Ya ben işte o tarz bir şeye bağlamak istiyorum. Çünkü yani bu kadar hani taraf... tarafsız gibi görünüp de, belki de hani alttan taraflılardır ama bu kadar tarafsız gibi görünüp de işte hiçbir şey olmayacak bir ırk gibi de durmuyorlar yani. Yok yok, bence öyle değil çünkü yani öyle bir ırk ki yani kendi kültürleri Shadow üstüne kurulu. Bence direkt olarak Shadow tarafındalar doğal olarak. Hmm. Yani bunlar tarafsız olamaz. Shadow tarafında diyoruz da işte genelde hep şeyde gördük ya bu arkadaşları biz. Legion'la gördük ya, ondan diyorum. Ama Legion'da Shadow Magic kullanıyor. Sebep işte aslında şey yani esir edilmeleri. Çünkü aslında Void'le bir davaları yok. Sadece Sargeras Void'i yok etmek istediği için kullanılıyor. Onlar da kendilerini kurtarmak için Sargeras. Tabii tabii yani. Sonuçta bunu yaparken işte hani o güçlünün yani... yanına geçiyorlar ya. Acaba diyorum, hı-hı, işte ileride Eonar geldi, topladı abi ekibi. İkinci bir Sargeras vakası. Yani Life'ın yanına geçme gibi durumlarında ya da öyle bir şey olabilir mi falan. Ne bileyim. Yani Eonar bunu Shadow büyüleri kullanarak yapmazsa olmaz. Çünkü zaten varoluşları... Bunu yakalamak istiyorum. Gerçekten Shadow'a şey mi olmak lazım? Yani hakim güç olarak mı olmak lazım? Ya da işte... Hakimiyet değil de şöyle düşün. Mesela bizim doğal yapı olarak Azeroth'ta gördüğümüz yapı druidik bir düzen ve işte aslında Arcane'den gelen bir doğal yapı var değil mi? İşte Nature büyüleri bunun üstüne kuruluyor. Shadow büyüleri de Void'den gelen ve işte Death'den gelen bu karanlık güçlerin sayesinde kurulan bir düzen. Yani bir şekilde nekromantik bir tarafı var Shadow'un ve her zaman eğer Shadow kullanmak istiyorsan bunlardan faydalanmak zorundasın. Yani Life'ın işte Arcane düzeninin tam tersini yapmak zorundasın. Dreadlord'lar da bunun doğal oluşumuyla güçlenmiş bir ırk. Zaten yani Shadow yaratan, Shadow büyülerini yaratan ırklardan yani bu tarafa dönmesini bekleyemezsin. Tam tersine bu o dönüş olmasın diye savaşırlar. Çünkü varlıkları bunun üstüne kurulu.
Yani bütün güçlerinin kaynağı o. Değişik. Yani, ırksal özellikleri o. Yani şöyle düşün. Nasıl şey mesela Blood Elf'ler işte büyüye bağımlı ve hangi büyü aç olursa işte ona işte ona dönüyorlar. Yani bunlar Nathrezm'de Shadow büyülerine bağımlı haldeler ve yani o sayede güçlenmişler. O sayede bu haldeler. Yani eski hatta işte şey gibi düşün. Eredarlar işte karanlık işler yapıyor ve Burning Legion'a katıldıktan sonra o hale dönüyorlar gibi görüyoruz ama Drenaylar'da mesela Eredarların yaptığı işte ruh büyülerini aynı şekilde uygulamaya devam ediyor. Drenor'da işte Alkindon ve diğer yapılar aynı uygulamaları devam ettiriyor. Çünkü yapıları o işte kendi o ırkın o hale gelmesinin, yükselmesinin işte teknolojik aşamalarının altında bu kültürleri ve kurdukları o düzen yatıyor. Aynı şekilde Nathrezm'lerde Shadow'a bağlı bir böyle temelleri var. O halde yükselmişler, o halde işte o sayede Nathrezm olmuşlar. Yani ondan sonra Dreadlord'a dönüşüyorlar zaten Burning Legion'la beraber de. Yani bu doğal yapılarını o yüzden bozamazlar yani. Taraf değiştirip kullanamazlar. Bir cümle söyledin. Yani Dreadlord'a dönüşüyorlar Legion'la beraber. Evet evet, çünkü Nathrezm ırkı aslında işte aynı Eredarlar gibi kendisi zaten yükselmiş ve belli bilgilere ulaşmış bir ırk. Sonradan işte demonlaşıyorlar ve böyle kötücül bir ırka dönüşüyorlar ama Dreadlord olmaları yani Burning Legion'la beraber. Anladım. İyice böyle çünkü Sargeras onları işte felle güçlendiriyor ve böyle komuta kademeleri falan amaçlı hale geliyor. Önceden sadece kendi çıkarları için böyle parça parça işte amaçsız daha kaotikken şu an işte son halleri Dreadlord olmaları, Lord hatta yönetim kademesi olduğu için biraz belki de Sargeras'ın sayesinde. Değişik. Lothraxion'u sormuş bir arkadaş. Lothraxion konuşuldu mu diye sordu da konuşuldu. Aslında Lothraxion'un üzerine ama merak edilen bir şey varsa alalım. Ya da Görkem ve Murat Han'ın hani ondan detayında vereceği bir şey varsa onları da alabiliriz. Onu yani gör... çok bir şey yok. Locus Volcron'u öldürecek. Hı? Ne dedin abi? Bayağı detay bir şekilde anlattık aslında da. Evet. Ya tamam tekrardan alır o zaman diyeyim. Detay bir soru varsa onu sorun. Yani Lothraxion mesela Lothraxion'dan şöyle ilginç bir detayı öğreniyor. Lothraxion kendi ölümlerinde cezalandırmanın Antoros'ta yapıldığını bize söylüyor. Biz Jurassic Nether'ın içi diye düşünürken ben aslında Antoros'a çekiliyormuş Demon'lar. Öldüklerinde cezalandırılmalı. Kovaloş'u var onun önüne. Yani şimdi o zaman ben biraz sazı elime alıyorum tekrardan. Arkadaşlar yeni konseptimizden, yeni şeklimizden ve yeni yayın gününden bahsettik. Artık zaten pazar gününde yayınımızı yapıyoruz. Bu sefer bu şekilde şukulda öyle sabahın ikilerine kadar, üçlerine kadar konuşmaca olmayacak. Belli hani sizler için hazırladığımız planları ya da işte o listeyi anlatacağız. Sizlerin sorularını alacağız. Ve hani 11-11.5 sularında sona erdiririz diye biz o şekilde planladık. Çünkü yarın işe gideceğiz. Etrafımızdakilerden virüs kapacağız ve daha da etrafımızdakilere yayacağız. dikkatli olmamız gereken bir konu. Şimdi deme öyle deme. Aslında bir ikinci konunun şeylerine baktım. Hani ayaklarına baktım. Birçok şeye değinmişiz ama detayına önümüzdeki hafta girelim. Çünkü yani Varim Atras'ı da anlattık. Aslında Scourge olan muhabbete de girdik. Helm of Domination'a da girdik. Ama biraz daha aslında parça parça, karakter karakter girebiliriz. Ben şöyle bir ana özet yapayım. Dreadlord'la alakalı özellikle isim olarak. Tykendorus, Görkem sıkça söyledi zaten. Ne derler? Dreadlord, hani Nathrezm Lord, hani onların bu Brotherhood'unun kardeşlik olgusunun başındaki arkadaş. Varim Atras bizim ana olarak hikayede özellikle Wrath of the Lich King, yani 2008 yılında oyuna dahil olan arkadaşlar, yani
o kadar heyecanlı bir görev zinciri vardı ki ben o görevi yapanlardanım hala onu yaptım da ölüyorum. Hani gerçekten onu atlamadım yaşantımda ve inanılmaz bir şeydi. Undercity'ye baskın düzenledik. Thrall ve Varin'le yan yanaydık, girdik. Ve Undercity'yi Varimatras'ın elinden kurtardık. Çünkü Red Gate'de o yaşanan olaylar, yani Pütres'in hem Alliance'ın hem de Horde'un üzerine veba atışı Varimatras'ın suçu olarak görüldü. Aslında şimdi Sylvanas'ı çokça konuştuğumuzda da dile getirdik. Bu Sylvanas bunları biliyordu diye. Belki de Varimatras'ı burada ne derler? Hani günah keçisi ilan ettik ve ya da Sylvanas o şekilde bizi yönlendirdi ve öldürdük onu şeyde. Tekrar Twisting Nether'da doğdu ve boss olarak da Legion'da karşımıza geldi. Onun dışında Mal'Ganis hayatımızda çok, yani Warcraft evrenini hayatımızda diyeyim, çokça önemli yere sahip bir karakter. Çünkü herkesin aşık olduğu, herkesin çok sevdiği Arthas'ı Frostmourne'la buluşturma görevine hasıl olmuş kişiydi. Ve hani ölümü Arthas'ın elinden oluyordu ama bu tabii bir son değildi. Onun dışında Balnazar, özellikle Paladin oynayan arkadaşlar, klasik oynayan arkadaşlar, Vanilla döneminde oyuna başlamış olan arkadaşlar, Balnazar'ı Scarlet Crusade'in içinde gördük. Gittik orada kestik defalarca. Çünkü bir klasikte bir de hani retail'de de farklı bir şekilde onu karşımıza aldık. Warcraft 3'te öldürdük. Sylvanas vur emri verdi Varimatras'a ve Balnazar'ı orada öldürdü. Ama paşam öldüremeyiz falan yemez bana dedi. Bu Sylvanas'ın Varimatras'ı kabul etmesi için son bir sınavdı. Bu karakterleri teker teker ve genel olarak ele aldık arkadaşlar. Birkaç soruyu da arada güzelce cevapladık. Ama hala varsa sorularınızı Benim. alalım. Eda'nın var ama Eda'dan önce izleyicinin sorusu var. Ben Soru. onları soracağım şimdi. Benim sorum şu: biz oyunda neyiz? Önemimiz ne boyutta? Oyun topluluğu tekil mi görüyor, çoğul mu görüyor diye bir soru gelmiş. Hanginiz cevaplamak istersiniz? Ben cevaplayayım abi. Oyun Tamam, buyurun. topluluğu her klastan bir kişi olarak görüyor. Yani şöyle. Raid'e giriyoruz ya. Raid'de o bir tane paradigm var. Hani o bir tane Demon Hunter Tek var. champion yani. Ve tek şampiyon olarak görüyor. Biz hani aslında ki bu Chronicles da böyle anlatılıyor zaten. Ve biz Cosmic Avengers ekibiyiz abi. Yani ben bunu özellikle Nuzzot'u mağlup edişimizden beri söylüyorum. Hiç Evet. kimse karşımızda duramıyor. Biz tam ölecekken yukarıdan bir yardım geliyor. Biri bizi diriltiyor ya da işte Azeroth'un çocuğu oluyor falan bir anda. Biz karşımıza kim çıkarsa çıksın dağıtan Cosmic Avengers Ama ekibiyiz. sebebi de o zaten, Azeroth'un çocuğu olduğumuz için. Evet. Ama o konuyu ben Azeroth. çok yadırgamıyorum. Yani bilmiyorum, aranızda Diablo oynayanlarınız var mı ya da Diablo hikayesine hakim olanlarınız var mı da orada da mesela melek ve şeytanların doğumundan olan işte Nephilim ırkından bahsediyor. Ben biraz daha bu Azeroth'taki karakterlerimizi o şekilde görüyorum. Yani daha içindeki tam potansiyel ortaya çıkarılmamış karakterler olarak Tabii görüyorum canım, bunları. en güçlü Titan'ın çocuklarıyız. Yani en güçlü Titan, hani Azeroth üzerinde tam, mesela nasıl söyleyeyim, direkt Azeroth'un parçası olarak Azerith'ten doğma değiliz belki ama hani o ne derler, bu atmosferin içinde dünyaya gelmiş ya da Evet, Azeroth'un soğuluna bağlıyız sen. ha Hatta o şöyle, mesela artık şöyle diyeyim, Lightforged trenerler bile buraya adım attıkları anda itibaren Azeroth'un çocuğu olmuş. Çünkü özümsüyor onlar Azeroth aslında. Yani. ne olursan ol yine Hani gel insanlar, mantığı evet yani. hani insanlar şey dedi, hani Lightforged Trainer adam da, onlar da öyle. Onlar da buraya ayak basıp burada savaşanlar bence Azeroth'un çocuğu oldular o zaman. Evet, soruya bir cevap olmuş diye düşünüyorum. Yani biz karakterlerimiz tekil, yani bir tane Blood Death Knight var, bir tane Frost Death Knight var, bir tane Beastmaster Hunter var. Onların hepsi de şu anda Limit Guild'inde. Çünkü ilk Nuzzot'la karşılaşanlar onlardı. Yani ilk her şeyi yaşayanlar onlar oldu. Evet, Kenan onlar bu arada. Evet, yani hikayesel anlamda ciddi şekilde, yani şaka yapmıyorum. Onlar bir önceki pakette ve şeyde, hani patch'te metotlu. Böyle yani, bu şekilde Murat Han'ın söylediği şey doğru. Bir soru daha var. Devam edeyim. Illidan Nauru'yu neden yok etti? Ben Nauru basitçe ona kötü cevapladım. davrandı o yüzden. Ben basitçe cevaplandırdım. Aslında onun mind kontrolünü, yani o isteği dışında kontrolü altına almak istiyordu. Ondan dolayı bir Hak etmişti yani o derdeden sonra, yeter ya.
Peki Naro orada bir nevi ışıkla zihnen tecavüz ediyor Illidan'ın iradesine. Peki Narularda evet. Bir geri gelme durumu söz konusu mu? Yani biz evet Nathrezin mesela Varimatras'ı kes bitiremedik. Hala karşımıza çıkıyor yani. İşte Tayken Druis da keza öyle kes bitiremedik ama hala abi, görüyoruz. Abi bu oyunda yani. Geri dönemeyen tek karakter Arthas. Ateş adamı olarak da göreceğiz onun için. Onu yani, da yakında göreceğiz muhtemelen. Şey ama Nauruların tahminen hani kişilik olarak değil de onlardan sayısız belki binlerce var yani. Onun için geri dönmelerinin ya, bir şey olduğunu. Ama bir Light'ın parçacıkları mı acaba? Evet. Evet. Yani Light yani evren ilk oluştuğunda evrene düşen light parçacıkları aslında. Aslında işte orada bir tartışma var. Bunu galiba daha önce konuşmuştuk ama. Evet. İşte özetle yani bizim gördüğümüz Nauru'lar aslında yani Void'e dönüşen ve esas formları Void Lord olan yaratıklar olabilir gibi bir teori var ve gayet destekli bu. Burning Crusade zamanından beri var. Zaten karşılaştığımız her Nauru'da sanki böyle bu içindeki ışığı bir an önce harcayıp böyle bu gücü böyle bir an önce bitirmeye çalışır gibi hareketler içinde. Ya çok aşırı iyi davranıyor ya çok böyle bu ışığı devamlı saçıyor bir iyileştirme şeyine giriyor falan. Ya da işte bu Zera gibi ki Zera Prime Nauru ilk Naurulardan. Ve en güçlü Nauru'lardan biri. O da böyle bu gücünü empoze etmeye ve işte kendi öngördüğü şekilde işte bazı şeyleri tasarlamaya çalışan bir yaratık. Ve Illidan'a da daha önce işte Illidan'ın zihnine zaten kitapta geçiyordu işte. Bir görüntü yolluyor ve işte ışık ordularının başında gösteriyor Illidan'ı. Yani Illidan'a buna empoze etmeye çalışıyor ve karşı karşıya gerçekten geldiğinde de evet hadi bakalım bu kehanet gerçekleşsin diye Illidan'ı buna zorluyor ama Illidan bunun işte kendi iradesinin dışında bir şey olacağını ve aslında iradesini kaybedip o Nauru'nun dediği her şeyi yapan işte aynen Drenai'lar gibi ve böyle onun emrindeki işte Army of Light'ın artık müritleri gibi bir şey olmak istemiyor. Illidan özgür karakterli bir arkadaş. Böyle arkadaşımız ve zaten kendi planı var ve çok mutlak bir şekilde bunu gerçekleştirmek üzere artık böyle daha önce de yapmış zaten bunu ve aynı şekilde savaşmak istiyor ve bu iradesini kaybetmek istemiyor ama işte bununla zorlanınca ona karşı savaşıyor ve gerekirse işte bunu ona zorlayana öldürüyor. Öyle bir karakter zaten yılın en başından beri. Lord artık Nauru bunu nasıl göremiyor diye bir şey yok. Bunu görüyor ve bu riski göze alıyor bir nevi. Çünkü bir an önce bunun gerçekleşmesini istiyor. O da böyle öyle bir karakter. Çünkü Nauru'lar böyle insan gibi düşünmeyin. Onları yani Light'ın ve böyle kendi iradelerinin mutlak gerçekleşmesi gerektiğini düşünen ve ya tabii canım zaten onlar da kozmik chart'ta kendi güçlerini empoze edip evrene hakim olmak niyetindeler. İyi amaçla değil. Sonuçta kendi güçlerini empoze etmek için yapıyorlar ve orada bir Prime Nauru da bunu yapıyor. Zaten bunun olması gerekiyor. Nasıl itiraz edersin gibi bir böyle şeyle zorluyor onu. Zaten kabul edeceksin sen bunu diye. Ama Illidan kabul etmiyor işte. Buna karşı savaşıyor. Yerim lan diyor. Ben yaralarımım. Aslında daha önce işte hikayede de geçiyor. Aleria da bu durumu görüyor ve yani sadece Light'ın iradesiyle her şey olmaz. Bu denge lazım diye. Biraz da Locus Walker'ın kafasını karıştırmasıyla Void'in şeye giriyor. Yani güdümüne giriyor. Aslında yani doğru niyetle yola çıkıyor ama Void'in güdümüne girmesi tabii bir nevi zayıflık artık. Yani o Nauru'nun da önlemeye çalıştığı şey aslında ama tam tersi yönde bir haklı çıkma oluyor. Yani haksızken haklı duruma geçmiş oluyor Nauru'da o Aleria'nın durumu. Haklıken az haksız. Evet. Yok işte yani empoze ediyor sonuçta Nauru da Void'le evet. Aynı şeyi yapıyor. Ama Aleria'da işte denge yapalım derken bu sefer Void'in dediğini yapmış oluyor. Aşkım senin bir sorun vardı. Ha
Ha, benim sorum şey, ya neden hiç kadın yok? Dreadlord arasında mı? Hayda. Evet. Onu bilemeyiz yani. Var mı? Belki var. Var da bilmiyor muyuz? Belki var, evet. Belki var, bilmiyoruz. Zaten bizim gördüğümüz sırf yani böyle aktif savaşan böyle ön saflarda olan Dreadlordlar. Belki kendi kültürlerinde öyle bir şey var. Belki orası anaerkili bir toplum. Aslında kadınlar en başta yönetiyorlar. Ya ama zaten daha tam yaşadıkları şeyi de hani House of Hope'da göremedik yani. Orası yok oldu çünkü, yok artık. Atreza yok olduğu için belki bütün kadın Dreadlordlar gitti, bilmiyoruz. Ya da şeyde görebiliriz, Shadowlands'te hani o orijinlerini göreceğimizi düşündüğümüz. Ben kadın Dreadlord görmeye hazır değilim. Bir de Lord olmuş acaba yok mu Lord? Voidlerin liderini biliyor muyuz şu anda? Yok, o da Void hani Lordlar. Void Lordlar diye geçiyor ama. Void Lordlar olarak geçiyor da yani. Aktif bir Void Lord görmedik henüz. Warlock'un Summon'un dışında Legion'da. Peki o arkadaşların sorusu bittikten sonra bir şey soracağım size kaparken. Tabii. Buyur. Buyur, kimse sormuyor. Kapıyor muyuz yani onun için? Şey diyeceğim. Yok. Fel'le Void hani Chronicles'da çok ciddi bir araya bariyer koydular ya, bu güç böyle, bu güç böyle, bu böyle. Abi Dama Warlock'ların Void Portal'ında et çağırması gözüme çok batıyor o tarihten beri. Niye yeşil bir portaldan çağırmıyor da Void Portal'dan çağırmıyor? Değil mi? Ama işte zaten şey Shadow kullanıyor zaten. Yani Burning Legion da kullanıyor. Zaten Nathrezm'ler de daha önceden Shadow büyülerini kullanıyorlar zaten. Ya Summon yeteneği olmayabilir Fel'in. Ama var şey, Nathrezm'ler Summon konusunda zaten uzman bir ırk. Yani o Summon büyülerini çok zaten bunlar yapıyor. Bunlar yaratıyor. Onun için zaten ben şeyi düşünüyorum. Bence güçler arasında bu kadar keskin şeyler yok Blizzard'ın bize empoze etmeye çalıştığı kadar bir duvar yok. Tabii canım yani. Şey arasında. Aynen. Orası öyle. Zaten şey de yani Burning Legion'da bütün kullanabildiği güçleri kullanıyor ama işte Fel'le güçlendiriyor ya da bunlar işte farklı şekilde kendi ihtiyacına göre tasarlıyor. Zaten Kil'jaeden'ın da Archimonde'un da böyle bütün Warlock büyülerinde etkisi var. Çoğu şeyi onlar üretiyor sonradan. Ama Nathrezm'lerin esas güçlü olduğu konu işte ölüleri kaldırmak ve işte Summon olayları. Zaten Summon olayı da ölüleri kaldırmakla bağlantılı. Yani aynı büyü ailesi gibi bir nevi. Ya peki o zaman Kadimler Savaşı'nda yani Sargeras'ı yani Azeroth'a getirmekte neden şeyi kullanmadılar da yani Archimonde'un Summon'lanmasını kullandılar. Hani Archimonde'u Summon'ladılar, ne güzel işte. Samwell'i kullandılar atıyorum. Daha eskiden Nathrezm'leri kullanıp da yani Sargeras'ın avatarını onlar aslında getirebilirdi yani. Kullanıyorlar. Yok zaten şey Legion ordularını Azeroth'a getiren Nathrezm'ler işte, o geçit kapılarını ya, açanlar. Evet ama yani Sargeras'ın geçişinde hani Ashara'ya gebe ama kalmak. Gebe kalmıyorlar canım. Kullanıyorlar onu. Yani o bir gebe kalma durumu değil. Sadece şey gibi düşün onu. Ashara işte nasıl işte orklar geçsin diye Dark Portal'ı açıyor. Ashara öyle bir karakter. Karşı tarafta işte Azeroth tarafında yardımcı oluyor bir nevi onun. Güç karşılığında yani gezegenini satıyor bir nevi. Biraz komik bir soru var. Chat'te Görkem sana soruluyor. Succubus'la alakalı. Succubus bak hemen yani kısaca biraz konu dışı ama evet. Yani Nathrezm'lerle alakası kısı yok. Succubus ayrı bir gezegenden ayrı bir ırk bunlar. Dur bakayım. Gene Twisting Nether'dan kaynaklı ama bunlar da. O yüzden hani doğal olarak böyle yani doğal demonlardan bunlar. Kendi yapısı da zaten kaotik ve kötücül. Sayad diye bir ırk bunlar. İşte kendi gezegenlerinden bunlar geliyor. Burning Legion gezegeni ele geçirdikten sonra da işte Legion'ın emrine giriyorlar. Ama tabii işte bu Warlock büyülerinin sayesinde ve işte Nathrezm'lerin de kullanabildiği
ve işte Burning Legion'a öğrettiği diyeyim summon büyüleri sayesinde işte summonlanıp kontrol altına alınabiliyorlar. Bütün warlocklar zaten bunlardan öğreniyor. Sayadların bu arada erkek versiyonları da var ama görmüyoruz. Incubus'lar var. Görmek istemiyorum. Evet, incubus'ları biz hiç oyunda görmüyoruz. Aslında erkek versiyonları da var. Sayad diye geçiyor işte. Gene konu dışı ama hani soru sorudur diye soruyorum. Velen rahat rahat istediği yere gidip gelirken Archimonde neden summonlanmayı bekliyor? Velen de rahat gidip gelemiyor ki işte bir Draenor'a gidiyor, düşüyor orada kalıyor 25. Gemiyle gidiyor gene Velen de orada. Yok hani evet. Şey de Yaşar TV'sik Nether'dan çağırılabilmeleri için çok ciddi enerji gerekiyor. Tabii. Çağ summonlanıyorlar. Bir de hani bunlar aynen Murat'ın güzel bir noktaya değindi aslında. Hani başka gezegenden gelmiyorlar. Hani summonlanırken yani summon kullanılmasının sebebi şey Twisting Nether'dan getiriliyor evet, olması. He. Yani yoksa öbür türlü onlar da Velen gibi biner uzay gemisine diye gelir. Var zaten uzay gemileri işte Legion'da gördüğünüz o kule gibi. Bir de uzay gemileri var. Zaten takip ediyorlar. Birkaç kere yakalıyorlar da Draenei'ları ama sonunda işte o Draenor'a kaçtıklarında biraz kurtuluyorlar ama orada da yakalıyor işte sonunda. Ama bu sefer kaçamasın diye orkları kullanıyor işte. Bizzat saldırmayıp içten yok etmeye çalışıyorlar. Orklar bir nevi başarılı da oluyor. Sarger... 18 yıl savaş başlıyor Draenor'da ve neredeyse bütün Draenei'ları yok ediyorlar. Sargeras neden summonlanmaya çalışılıyor? Legion sonunda bayağı kılıcı saplayabiliyorken neden hep bir summon eylemi var? Sargeras'ın Legion sırasında Azeroth'un dışında duruyor. Zaten dışında durma durumu gir- var. Aslında şey biz Sargeras'ın da direkt olarak kendini summonlanmaya çalışmıyoruz orada. Yani bir nevi bir avatarını çağırıyoruz. Evet. Çünkü yani Sargeras buraya bir ayak bassa ya herhalde bir ayağa kadar zaten gezegenimiz. Evet aynen. Hani orada şöyle söyleyeyim. Hani Azeroth üzerindeki planlarını çok da Azeroth'un içindeki ruha zarar vermeden yapmaya çalıştığını biliyoruz. Yani şimdi kılıcı saplaması aslında çok büyük zarar verdi. Ve bunun da farkında zaten hani son eylemi olarak. Çünkü bekledi ve eylemini öyle gerçekleştirdi. Yoksa belki dizinin... de... Hı. Ondan önce World Soul'la iletişime geçmeye çalışıyordu o bulutun içine. Ya o hani olabilir şimdi onları net bir şekilde bilmiyoruz ama net bildiğimiz bir şey var. Hani Sargeras direkt olarak Azeroth'a zarar vermeye çalışan bir Titan değil. Evet. Aşık kazanmaya çalışıyor. Söylesene aşkından yapıyor. Tamam evet, söyledin aşkım. Bir daha söyle. Sadece Azeroth'a uyurken ve aşık oluyor. Roxanne hoş geldin. Kıyamam. Saplantılı bir halde Azeroth'u işte kendi yanında olarak doğmasını istiyor. Titan işte, nerede arkadaş? Titan ırkını işte o şekilde devam ettirmeyi düşünüyor belki. Yani onları bilmiyoruz. Ve işte kılıcı saplaması da aslında Azeroth'u kurtarmak için yaptığı bir eylem olabilir diye bir teoride var. Belki Azeroth'u uyandırmak için. Yani uyandırmak. Uyanmaya işte, zorlamak. Son işte Azeroth'un doğmasını engelleyen belki kutunun kalıntısı bir işte duyarga var. Onu böyle tutan, bağlayan bir şey var. Belki onu yok etmek için sapladı. İşte bunları bilmiyoruz. Ciddi manada... Yıldız... Özür dilerim buyur abi. Kızıl Yıldız açıldığında hepsini öğreneceğiz. Kızıl Yıldız, Döhre Yıldızı. Ciddi manada soruyorum. Hep olmadığını düşündüğüm için. Broxigar cidden Sargeras'a ulaşabildi mi? Yoksa senaryosun ulaştı. Uydurması mı? Ulaştı. Ulaştı. Ulaştı canım, vurdu yani. Ama avatarı yani o Sargeras'ın bizzat kendi hali değil. Ya o yaraladığı avatarı. O tarz sorularınız varsa onları da sorun arkadaşlar. Çekinmeyin hani biz Dreadlord anlatıyor ki zaten hani... Belli ama arkadaşlarımız direkt çatlıyor öyleyse, sonra da. Hayır o Sargeras'ın kendisi çünkü Broxigar'ın o kadar meşhur olmasının sebebi Titan'ın kendisinde yara açmıyor. Avatar'ı değil mi? Titan'ın kendisi de yara açamaz ama Titan'ın kendi vücudu zaten işte gezegenden büyük bir... Evet de hani... Legend'da anlatılan şey ya da o
özel baltayla o ufacık yarayı açıyor. Ona bakarsan Avatar of Saygar'sa bir de dövdük. Tamam yani Brock Sigar zaten senden çok kat güçlü bir karakter değil yani. Kabuğu dövdük derdiz yani. Şey, Dreadlord'ların peki yeri ne olacak Shadowlands'a? Ne tarafta olacaklar? Ne tarafta? Şu anda bir yerleri yok aslında. Bir taraf var. Yani hiçbir bağlantıları kalmadı. Legion'dan sonra şöyle olabilir. Başıboş kaldığı için özüne dönebilir bu ırk. Yani eskiden Legion'dan önce ne yapıyordularsa aynı şekilde yine kendi factionlarını kurup kendi amaçları doğrultusunda entrikalar yapabilirler. Eğer ki işte bu vampirik tarafla işte o Revendreth'le bir bağlantıları varsa ve bu işte Frostmourne'la Helm of Domination yaptırdıkları işte artık nasıl diyeyim entrikayla bir bağlantıları varsa onlar ortaya çıkacak. Zaten eğer işte biz orada gerçekten bu anlatıldığı gibi legendary'lerimizi craft edeceksek bunun hikayesi çok büyük ihtimalle bunun üstüne kurulu olacak. Bizi onun oradan bağlayacaklar. Bakın işte Dreadlord'lar bunu yapmıştı, nasıl yapmıştı diye. İşte siz de bunu böyle yapacaksınız diye anlatacaklar ve oradan öğreneceğiz. O avatardan kasıt abi hani gezegenden büyük, hayır. O kendi bedeni, avatardan kasıt bu gezegende yürüyebileceği boyutta bir işte avatar. Şekli hani ne derler? Bedene, şekle. Avatar. İnsansız. Yaver falan. Kontrol edilebilir. Yok, robot. Hayır. Avatar aynen şey filmdeki gibi. Nasıl işte filmde aslında yürüyebilen yani. Avatarını kullanarak işte diğer ırkla iletişim kurabiliyordu. Aynı şekilde yani aslında Titan olan bir yaratık işte o dünyanın ırklarıyla birebir iletişime geçebilmek için öyle bir vücut kullanıyor. Avatarı o yani. Mesela şimdi ama kendi ruhundan bir parça var sonuçta, bir bağlantısı var onunla. Evet, kendi görünüşünden, kendinden zaman bir parça direkt. Tabii tabii, evet. Son expansion olma ihtimalinden bahsetmişti bir arkadaş. Yok. Shadowlands'ın iki expansion daha şu anda planlı. 10-0 kesin var. Şu anda full bitmiş durumda hikayesi. Sadece altyapısı ve çalışması var. 11-0 içinde önceden çalışmalara başladıklarını söylediler. Zaten işte galiba BlizzCon'daki bir röportajda işte devamı gelecek mi falan diye. Şu anda iki tanesi hazır. İşte 3'e devam edeceğiz belki diyorlar. Orada öyle dedi. Daha önce işte Legion çıkmadan önceki bir röportajda da 3 tanesi hazır demişlerdi. Zaten o zaman 3 tanesi hazırsa 11'de o zaman konusu belliymiş demek ki yani. Evet. Hatta biz orada bir heyecanlandık. Onu da söyleyelim mi? Bence söyleyelim yani. Söyleyeyim, Vision teorisi. Ama. Evet. Bir nevi onaylanmış oldu son röportajda. Yani evet. Biz Nzot'un ölmediğini çok açıkça söyledi yani. Evet. Düşünüyorduk. Nzot'un feign dead resmen hani ölümünü fakeleştirip yani ne derler? Dublör kullandı orada. Aynen. Ona benzer bir hareket yapıp işte biz ölmediğine inanıyorduk. Öyle bir düşüncemiz, teorimiz vardı. Bir nebze bunu onaylayan bir post çıktı. İşte yani özellikle zaten buradan anlayabiliriz hani Shadowlands olmayacak, oradan bir geri dönüş olacak ve bir geri dönüşte biz öyle yorumladık ama farklı bir şey de çıkabilir. Umarız ki karşımızda Nzot'u göreceğiz. Onaylanmış oldu. Evet. Benim sayfamda da şu anda pinli halde duruyor, hemen atayım. Merak eden İngilizcesi olan aksın baksın. Retin'de söylediğimiz gibi. Retina'nın avatar olması durumun hani onunla ilgili bir şey yok. Tabii uzak ihtimal canım. O benim uydurmam, benim sallamam. Ama çok mantıklı. Olası gözüküyor. Çünkü Zot'un sonuçta ölümden kurtulmak için oradaki kabuğunu feda ediyorsa kendini sakladığı bir yer olmak zorunda. Mesela Zalatat. Zalatat değil bu ihtimalle çünkü şeyde konuştuk ya, Karapasa onu sapladı. Konuştuk ya onu da, hani Karapasa sapladı. Kaçmak için mi? Belki oraya şey oldu hani, ruhunu belki oraya attı demiştik ya. Ama zaten Vision teorisiyle zaten bundan hiçbir gereği yok. Direkt hiçbir şey gerçekleşmiyor. Bu arada hakikaten ne oldu o kılıç? O kılıç yok ortada. O bıçak nerede? Retin'de yok, o bahis.
Ya o bıçağı, o kılıcı geçin. Kocaman bir kılıç var, biz onu hala ignorluyoruz. Yok öyle bir kılıç yokmuş gibi davranıyor. Yok, Pilatus'ta. öyle bir kılıç yokmuş gibi davranma durumu değil de şu anda bakalım hani Ya bir abi. şeyler olacak daha hani sen kanon Hani olarak hikayede saplı bırak kılıç mı? He. Magni gayet mutlu yani şu an. Sanki şu yokmuş gibi oluyor. yani E Magni bir gücünün sonraki verdiği şeylere mi? akacak işte. Hala Heykel kan amacı atıyor ama. olarak kaldı yani. Hala öldürüyor canım gücünü aldığını. Bütün paket onunla uğraştı gücünü aldığını zaten. Hala zehirliyor. O öyle gücü... O öyle basit bir şey değil ya tamam. Yani. Ya ben ama çok da şeye bağlayacaklarını sanmıyorum. Yani Shadowlands'te de o kılıçla alakalı bir hareket içerisine Ya gireceğimizi o sanmıyorum kılıcın yani. yol açacağı şeyler kendi paketini bile hak ediyor. Daha sonrasında yapabileceği şey. Yani evet. Bana da o Öyle öyle bir ne o yapacağız kadar yani kaldırıp amaçsız fırlatacağız yani. saplanmadı. Yani en çok dedikleri şu zaten röportajlarda da. Biz size bir şey gösteriyorsak, bir şey olduysa o mutlaka ona geri döneriz. O mutlaka sonra kullanılır diyorlar. O Kızıl Yıldız sorusu üzerine demişlerdi bunu. Kılıç Belki da o aynı şekilde. O kılıç orada durduğu sürece demek ki ona bir şekilde geri dönecek yani. ya o bir Belki de o kılıç bir anchor point. ne Evet. olabilir? Kılıcın etrafında çıkan pek Azerit gibi değil de daha çok Death gibi. Ne O düşünüyorsun? Death büyüsü zaten. O Death kılıcın kendi büyüsü Death büyüsü. Bayağı bari bir şekilde. Tabii Hatta canım. daha önce görmediğimiz Death büyüsü tamam. Kıpkırmızı. Biraz da oyunu yersek mi, beğendiğiniz, saçma bulduğunuz, değişmesi gereken şeyler üzerinden biz pek teknik konulara girmiyoruz. Abi genelde hikaye olarak konuşuyoruz. Hani diğer yayınlarımızda gelip teknik Lore konularla açısından alakası. eleştirmek istiyorsak Titanları Kronikıllar yazdı. Evet. Doğru. Chronicles Titanlar yazdı. Hadi bakalım saçmalık. Çok büyük. Bence o saçma değil ya. Bence çok Yani güzel ben bir onu bağlama çok büyük oldu. saçmalık. Şu yüzden çünkü şu demek. Chronicles'taki her şeyi eğip bükebiliriz. Çünkü Titanlar bunu bilmiyordu. Aslında bu var. İyi de İşte Blizzard'ın buna Jailer'ı ihtiyacı yok mu? bilmiyorlardı. Var. Evet. Ama ucuz bir şey yani. Ucuz. Jailer'ı bilmiyor. Jailer niye Chronicles'ta O yazmıyordu? amaçla dememişlerdir yani. Hayır. Öyle Bence saklı. bu. Çünkü Jailer niye Chronicles'ta yazmıyordu diye sorduğun zaman diyor ki Titanlar bilmiyordu. Arbiter niye yazmıyordu? Titanlar Ama bilmiyordu. şöyle söyleyeyim, bu söyledikleri şeyi Murat'an şöyle düşün. Ben diyorum ya sana, ben bu oyunu oynarken hep klasikten itibaren yani Vanilla'dan itibaren evlerin içine Anladım, anladım. girdiğimde Onu hayatım ha? yok bir şey. Hayır, evlerin Vanilla'dan içindeki diyor. kitaplara girerek yani kitapları açar bakar okurdum. Hani lan ne yazıyor bunlarda diyerek şey yapardım ve Chronicles'a yapılan atıflar ya da oradaki bahsetmeler falan hep Titan tarafı gözetilerek ve dikkat edilerek yazılmış şeyler. Yani hiçbir işte yani kötüleme ya da işte karşı şeyi olmadan yani adamlar bunu ta oyunun ilk çıktığı dönemlerden düşünüyorlar gibi bir görüntü net bir şekilde var yani. Daha işte diyorum yani Bence artık de öyle. bundan sonra Chronicles'ta değişiklik yapmak isterlerse çok rahat şekilde yapabilecek. Ya tamam da hayır, benim demek Hayır istediğim canım. şu. Ve bu hoş değil yani. Bak demek Yapmazlar. istediğim şu. Öyle de. Chronicles'ta işte atıyorum Legion Expansion'ı geldi. Ya arkadaşlar BFA'da işte böyle bir açıklama yapalım da Shadowlands'i yazabilelim falan gibi bir düşünce içerisinde olduklarını sanmıyorum. Yani Chronicles'ın Titanlar tarafından yazıldığının olgusu hani en başından beri var idi. Bence de öyle. Yani Ya bu yeni büktükleri bir şey değil yani. zaten şey bakış açısı olarak düşün işte bildiğin kadarı ve yani bilinen şey zaten gerçekten de Titanlardan gelen bilgi ve onların yaptığı şeyler üstüne kurulu. O yüzden çok mantıksız da değil bence yani. Aynen işte hani demek istediğim de o, sürekli olarak mesela cücelerin hikayesini çok iyi biliyorduk ama işte Warlock'ların çıkardığı o Void Lord ya da işte neyse o karakterlerin hikayelerini bilmiyorduk. Ya da gnomların hikayesi çok iyi biliniyordu ama işte Scourge'un hikayesi ya da bir Ghoul'un hikayesini bilmiyorduk falan gibi. İşte Nathrezim'in Evet. hikayesi yavaş yavaş ortaya çıkıyor, öldürdükçe ortaya çıkıyor falan gibi. Ama işte kendi yaptıkları hani o ne derler? Curse of Flesh diyoruz ya. Aslında Gift of Flesh'miş. Bak, miş. Ta BFA'nın sonunda öğrendik. Hep bunu curse olarak ele aldık ve şey yaptık yani. Ya God'ların açısından bakınca gift oluyor mesela. gibi. Yani ben o Chronicles'ın bu durumunun BFA'da ortaya çıkmış özel bir konu olduğunu sanmıyorum yani. Değil, değil. Değil. Orada zaten o sorunun amacı da şeydi yani Black Empire ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz ve aslında ama Azeroth'un
tarihinde çok uzun bir süre Black Empire, yani bütün Old God'lar aktif şekilde gezegeni yönetmiş ve ele geçirmişler. Böyle artık 4 tane Old God'ın kendi güç savaşına dönecek kadar zaten çok uzun süre gezegen üstünde hakim olmuşlar. O dönemde ne yaşandığını, ne olduğunu, detaylarını bilmiyoruz. Sadece işte belli troll ırklarının savaşlarıyla ilgili şeyler, bilgiler var ve ne kadar sürdüğü, kimin ne yaptığı, bunun nasıl oluştuğu, ilk nasıl geldikleri falan hiçbir şey bilinmiyor. Çünkü Titanlar geliyor ve bu düzeni bozuyorlar ve bu düzeni anlatacak kimse kalmıyor. Ben bu oyunu bozarım. Yüzden, aynen işte, o yüzden bilmiyoruz yani ne amaçla bu yapıldı, iyi miydi, kötü müydü? Yani Titan'ı belki koruyorlar kendi açılarından, işte karanlık Titan olarak doğurmaları belki onu işte iyi bir şey yapacak falan. Yani kendi açılarından olan kısmını bilmiyoruz. Hikayeyi iki taraftan bilmiyoruz. Oradaki Chronicle'da kastedilen bence bu. Yani sadece Titanların amaçları ve işte onların kurdukları düzen açısından hikayeyi biliyoruz. Bütün olan diğer şeyler de bunun üstüne kurulu çünkü. Battle for Azeroth'lu paketin ismi başlarda Eli Horde birbirine girdi ama işin sonunda Nuzzoth'a karşı savaştık. Azeroth için peki Shadowlands'te de bahsedilen yer pek Shadow gibi gelmedi aslında. Shadowlands'ın daha karanlık bir yer olması gerekmez mi? Sürprizlere açık bir paket değil mi? Açıkçası benim ölüm diyarım, yani hayalimdeki şeye bir yakın şeyler. Çünkü yani kendi günlük yaşantında ya da işte kendi nasıl söyleyeyim, yaşadığın dünyadaki dini inançların ölüm diyarlarının tanıtılmasında da bu var. Yani evet, ölüm kötü bir algı oldu ama bir cenneti var bu işin ve cehennemi var. Yani Shadowlands de onun gibi görünüyor şu anda. Her şeyin bir kötücülüğü, bir iyiciliği, iyi şeyi olacak gibi. Hatta yani dereceleri, aşamaları var. Yani öyle sırf iyi ya da kötü olarak ayırmıyor. Bazından geri dönüş de var. Aynen. Evet. Yo, aslında hype'ime Shadowlands'ı Darkness, Blood. İşte adında Shadow olduğu için muhtemelen öyle bir algı oluşuyor. Hepimiz bunu bekliyorduk ama da çok daha farklı bir dünya getirdiler ve çok güzel. Ya Shadowlands olarak aslında biz adlandırıyor olabiliriz. Çünkü hani ölünce gidilen yer olduğu için hani Azeroth ırkı bu şekilde adlandırıyor olabilir yani. Evet, belki gidince onlar kendilerine başka şey diyecek. Çünkü biz o koca bölgeyi belki Shadowlands diye adlandırdık ama çünkü her bölge kendi içinde Bastion, işte Ravendread, Maldraxxus falan gibi, Maw falan gibi isimleri var yani. Evet. Belki hiçbirinde de Shadow yok bak. Evet. Evet. Sadece Darkness falan yok mesela. Evet. Bir tek Maw var. Maw ama Maw yani adına yakışır ya şeyler yani. Evet, bu da uygun yani. Hani amacı o zaten. Anladın mı? O çok güzel bir paket gelecek. Katılıyorum sana. Bir kere çok orijinal bir konu geliyor. İlk kez böyle önceki paketlerden ve önceki konudan kesinlikle. Yani onun üstüne kurulu olmayan bir konu gelecek. Her şey çok orijinal olacak ve yani bayağı şaşıra şaşıra izleyeceğiz yani. Aa diye böyle. Sylvanas'ın sonunda Shadowlands portalı açması saçma değil mi? Değil. Ve uyguladığı yöntem de saçma değil. Çok üzerine konuştuk. Şöyle nacizane. Eski yayınlara bakabilirsiniz. Evet, YouTube'daki şeylerimize bakarsınız. Çünkü şu an bu konuya girsek buradan köye yol olur. Sylvanas oradan gelmiyor muydu zaten? Birkaç kere hem de. Yani birçok şeye vakıf bir karakter. Arkadaşlar, bu sorularınız gerçekten çok güzel, çok özel. Evet, biraz Dreadlord'ların dışına çıktık ama yani yayın konsepti gereği sorularınızı cevapsız da bırakmak istemiyoruz. Elimizden geldiğince cevapladık. Biz müsaadenizi isteyelim, yarın işe gideceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz diyoruz. Sağ olun. Yeni gelenler varsa YouTube'da tekrar olacak. Ancak gün değişikliğinden dolayı arkadaşlar editlemesini, ayarlamasını salı günü yapacağım. Bilginiz olsun diyoruz ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kendinize dikkat edin. Lütfen toplu ortamlardan kaçının. Kendinizi koruyun. Ellerinizi yıkayın. Çok fazla dışarı çıkmayın. Eğer imkanınız varsa. Sizleri seviyoruz dostlar. Be safe. Be healthy and be safe. Okay, bye. İyi geceler.